Değerli izleyenler, Bursa TV ekranlarına hoş geldiniz. Birebir futbol programıyla sizlerle birlikteyiz. Bursa Spor Lig'in 10. haftasında deplasmanda Karabük Spor'la karşı karşıya geldi ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Hem Bursa Spor'u konuşacağız, Karabük Spor maçının analizini yapacağız. Hem de milli takımın Dünya Kupası elemelerindeki Kosova sınavını Bursa TV ekranlarında birebir futbol programında masaya yatıracağız. Canlı telefon bağlantılarımız olacak. TV8 Spor spikeri Fikret Engin canlı yayına bağlanarak Bursa Spor'u ve milli takımı yorumlayacak. Biliyorsunuz milli maçları anlatıyor kendisi. Aynı zamanda Bursa Spor'u da yakından takip ediyor. Yılmaz Vural'la da bir telefon bağlantımız olacak ama şu anda kendisi sinemaya girdi. Sinemadan çıktığı anda hemen Bursa TV'de olacak ve milli takımı ve Bursa Spor'u yorumlayacak. Sevgili ekürüm Tolga Bahadır Şimşek'le birlikte bugün yine keyifli bir programda umarız sizlerle birlikte oluruz diyelim mi? Hoş geldin sevgili Tolga Bahadır Şimşek. Evet Uğur'cum, seni özlemişim. Hayırlı akşamlar diyorum bu çok arada. Çok teşekkürler. Bütün seyircilerimize, bizi izleyen taraftarlarımıza. Bir haftayı kapatmış olduk yine bir puanla Karabük maçını. Bu akşam zengin bir içerik var. Evet evet. Seninle beraber hem Bursa Spor hem de milli takım burada konuşacağız. Tabii, milli takımın analizini yaparken Anıl Uygur'un vermiş olduğu bilgileri de aktaracağız burada izleyenlere. Evet, Marcelo Anıl. Marcelo evet. Evet, sol bek. Daniel ve zaman zaman Aspile Coeta. Evet, yani özellik açısından evet. İyi diyorsun. Evet, çok etkili. Evet. İstersen Bursa Spor maçıyla başlayalım. Karabük Spor karşısında Bursa Spor deplasmanda 0-0 berabere kaldı ama tartışılan bir hamle Hamza Hamzoğlu. Maçın ikinci yarısında Bursa Spor'un maestrosu Arjantinli krampon Pablo Martin Bataje'yi sol kanada aldı. Evet. Uğur, geçmiş dönemlerde Daum döneminde değerlendirirsek, yani Bataje'nin gittiği dönemleri değerlendirdiğimizde açıkçası oyun kurgusu içerisinde Bataje bu tarzdaki değişikliklerden çok hoşlanan bir oyuncu değil. Ve oyun içerisinde maç esnasında da takip ettiğimiz kadarıyla bu yapılmış olan pozisyon değişikliğinden de Bataje hem efektif olamadı hem de çok da memnun kaldığını söyleyemeyiz. Ben Hamza Hoca'nın yapmış olduğu bu değişikliklerde verim aldığını da düşünmüyorum Karabük maçında. Tabii burada şunu ortaya koymak lazım. Biz seninle beraber burada maçları değerlendirirken haftalık değerlendirmeler yapıyoruz. Bir puan kazanç mıdır, kayıp mıdır? Yani Karabük'te 3 puan alınabilir miydi? Bu ayrı bir tartışma konusu olabilir. Ama Bursa Spor'un dengeli futbolu veya oynamış olduğu oyun belki 3 puan içinde yeterli olmayabilirdi. Ama şunu düşüneceğiz. 34 haftalık uzun lig maratonunda Karabük'ten alınmış olan bir puanın kazanç olduğunu düşünebiliriz. Karabük'ün hızlı oyuncuları vardı. Geçen hafta yapmış olduğumuz analizlerde de Tanase, Yatabare ve Poco gibi oyunculardan kendi programımızda burada bahsetmiştik. Orta sahada baskılı başladılar. Kontra Poco bence Süper Lig'in en iyi oyuncularından biri. 500 bin euro almışlar. 500 bin euro. Para değil. Bursa Spor böyle oyuncuları bulması gerekiyor. Uğur'cum ben sana şunu söylüyorum. Çok yetenekli bir oyuncu. Belki pozisyon olarak aynı pozisyonda değiller ama Sané'yi soracağım sana. 350 bin euro civarında herhalde bir rakam alınmıştı. Yanlışım varsa düzeltin bu konuda. Sané mi? Sané. 125 bin euro. 125 bin mi? Evet. Ya Josie Jon da o rakamlardaydı. Yani ikisi de birbirine benziyor. Ama gördüğün üzere Fransa Ligi'nden geldiğini biliyorum. Sané Kokon. Özür diliyorum. Sané hiç ücret ödenmedi. Sané'ye ödenmedi. 125 bin euro Josie Jon. Josie Jon 200 bin euro da Delvaye. Peki ben şimdi sana soruyorum. Poco'yu Bursa Spor'un orta sahasına koymuş olsan oynar mı? İnanılır gibi değil. Yılın transferi olur. Ya ben birkaç hafta önce çok önemli bir hamle olur ve Bursa Spor bu oyuncuyla birlikte önemli maçlar kazanır. Uğur, tıpkı şu anda Harun ve Bataşan'ın ortaya koymuş olduğu katkı gibi Poco'dan da yararlanır Bursa Spor. Uğur'cum stilini biraz... Ben stilini direkt Anıl Uygur'a benzetiyorum. Yani bildiğim için kendisini benziyor. Anıl'ın orta saha versiyonu. Evet. Evet. Biraz. Şimdi şunu söyleyeceğim. Laval'ı biliyorsun. Eskişehir Spor'dan Osmanlı'ya geçti. Evet. Laval'a benzeyen özellikleri biraz daha hücumu daha fazla düşünen bir oyuncu. Yani ciddi bizde böyle bir oyuncuya ihtiyaç yok, var. Bizde öyle bir oyuncu yok. Savunması da iyi. Hücum gücü de iyi olan oyunculardan birisi. Hamzoğlu'nun, Bursa Spor Teknik Patronu Hamza Hamzoğlu'nun maç sonu yapmış olduğu basın toplantısında biraz gergin olduğunu gördüm ve soru yönelttim Bursa Spor Teknik Patronu'na. Bursa Spor'un maestrosu Pablo Martin Bataje'yi sol kanada alarak neyi düşündünüz? Yani maestro bir oyuncu. Takımın en etkili ismi, doğru mu? Doğru. En kaliteli ayağı. Yıldızı. Arjantinli krampon.
bu oyuncunun sol kanada alınmasıyla teknik patron Hamza Hamzoğlu ne düşündü? Bunu Bursaspor teknik patronu Hamza Hamzoğlu'na sordum. Hocam niye böyle bir hamle yaptınız? Farklı bir planınız mı vardı dedim. Ya da Bilal Kısa'yı orta sahaya monte etmek için mi Bataje'yi sol kanada aldınız dedim. Bursaspor teknik patronu Hamza Hamzoğlu'nun vermiş olduğu cevap. Farklı bir planımız vardı. Benim sorum çok açık. Bu farklı plan ne? Bunu bizle paylaşın hocam. Ama paylaşmadı Hamza Hoca. Bundan 4 gün önce dünyanın en büyük teknik direktörü Jose Mourinho'ya yılın sorusunu sorduk. Jose Mourinho buna cevap verdi ama Bursaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzoğlu bizim sorumuza cevap vermedi. Niye vermedi bilmiyorum. Belki canı sıkkındı, belki sorular hoşuna gitmedi ama vermesi gerekiyor. Hamza Hoca orada işini yapıyorsa, teknik kulübede teknik direktör olarak Bursaspor'un başında işini yapıyorsa ben de işimi yapıyorum. Hamza Hoca'ya soru soruyorum. Bu da benim en doğal hakkım. Eğer ben bunu Hamza Hoca'ya sormayacaksam buradan 500 kilometrelik yolu gitmem. Buradan Karabük'e kalkıp da maçı izlemeye gitmem. Ne gerek var derim. Benim orada maçı izledikten sonra Bursaspor'un teknik direktörüne soru sormam gerekiyor. Ben de bunu doğal olarak soruyorum. Ama cevabını alamıyorum. Dünyanın en büyük teknik direktörü Jose Mourinho'ya soruyorum. Fenerbahçe maçından sonra sorumu yöneltiyorum. Bu takımın Avrupa Kupası'nı kazanacağına inanıyor musunuz diyorum. Bunu niye soruyorum onu da söyleyeyim. Fenerbahçe maçından önce düzenlenen basın toplantısında Jose Mourinho aynen şunu söyledi. Biz bu sezon bu takımla UEFA Avrupa Ligi'ni kazanıp önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmak istiyoruz dedi. Ben de mağlubiyetten sonra kötü oynadıkları için bu takımın Avrupa Kupası'nı kazanma ihtimali var mı? Yani size göre Manchester United bu oyunu Avrupa Şampiyonası'nda, UEFA Kupası'nda, Avrupa Ligi'nde şampiyon olur mu? En doğal bir soru. Bu da benim doğal hakkım. Çünkü bunu, bu açıklamayı yapan o takımın teknik direktörü. Sıkıldı, bozuldu ama soruyu cevapladı. Zor bir soru belki, evet. Ama soracaksın. Sorman gerekiyor. Eğer basın mensubuysan kukla gibi gidip gelmemen gerekiyor. Ben de Hamzoğlu'na sordum ama cevabımı alamadım. Fark etmez. Ben her zaman sorumu sormaya devam ederim. Bursaspor'un teknik direktörü de sorulan sorulara her zaman cevap vermek zorunda. Eğer cevap vermiyorsa bu onun hata yaptığını gösterir. Demek ki Hamza Hoca Bataje'yi sol kanada alarak Bursaspor'u geriye çekti. Bursaspor'un gücünü düşürdü. Bu demek oluyor. İşin özünde genel olarak yorumlamak gerekiyorsa ben her zaman her yerde sorumu sorarım. Basın mensubuyum. Ben dahil basın mensupları kim varsa herkes istediği soruyu sorar. Katılıyor musun sevgili Tolga Bahadır Şimşek? Evet Uğur, ben öncelikle Manchester maçından sonra seninle görüşmüştük. Bu dünya basınında belli noktalarında yer alan durumlar oldu. Oradaki sormuş olduğun sorular bir habercilik başarısıydı. Bir spor haberciliği başarısıydı. Bu konudan dolayı tebrik ediyorum seni. Jose Mourinho'ya orada sormuş olduğun sorular güzel sorulardı. Manchester'ın kendi içinde bulunmuş olduğu durumla ilgili. Bak bu televizyonculukla alakalı olarak söylemiyorum onu. Bir gazetecilik, bir spor haberciliği başarısıdır diyorum. Karabük spor maçından sormuş olduğun soru gayet mantıklı bir soru. Ben şunu söyleyeceğim. Yani Hamza Hoca'nın gördüğünü demek ki biz göremiyoruz. Bir planı varmış. Yani bizim göremediğimiz bir şeyi demek görüyor ama sonuca baktığın zaman sonucu değiştiren bir durum olmadığı için ben burada farklı bir şey gördüğünü zannetmiyorum. Farklı bir plan olduğunu da zannetmiyorum. Şimdi burada önemli olan nokta şu. 20 puanlı bir takımı konuşuyoruz. Zirveyi zorlayan bir takımı konuşuyoruz. Ama ligin ilk haftasından, Adana maçından bu haftaya kadar gelen noktada biz her zaman Bursaspor'u olumlu ve olumsuz eleştirilerimizi burada sunduk. Bak ama şunu da söyleyeyim. Ben Bursaspor teknik direktörü Hamza Hamzoğlu'nu gerçekten de seviyorum yani. Ya futbol mantalitesini de, kişiliğini de, karakterini de çok seviyorum ama ben o soruları sormak için oraya gidiyorum. Ben o soruları sormak için şu anda burada program yapıyorum. Eğer o soruları soramazsam, sorgulamazsam hiçbir anlamı yok. O yüzden yani aklımdaki düşüncelerin hepsini aktarmak zorundayım. Öyle yapıyorum. Şunu öyle söyleyeyim. De yapmaya devam edeceğim. Şunu söyleyeyim. Biz biliyorsun Kadıköy'de Fenerbahçe zaferinden sonra yani Bursa
Fenerbahçe Bursa Spor maçındaki Bursa Spor'un zaferinden sonra basın toplantısına indiğimizde o dönemde Fenerbahçe'nin içerisinde bulunduğu durumdan dolayı Dick Advokat'a da çok sorular geldi. Takım sıkıntılı durumdaydı. Bursa Spor'un galibiyeti vardı. Orada senin de yönetmiş olduğun sorular oldu. O en kötü durum içerisinde bile teknik direktör, yani Jose Mourinho olsun, cevapladı. Advokat olsun, bir iletişim uzmanı gibi orada mevcut içinde bulunan kötü durumdan bile etkilenmeyerek o sorulara cevaplandırdı. Yani Hamza Hoca'nın da burada bir iki kelam etmesi gerekiyordu. Bir açıklama yapması gerekiyordu. Senin dediğin doğru. Bursa'dan oraya gelen basın mensuplarının maçı analiz etmesi kadar yani en doğal hak olmakta. Siz haber yapıyorsunuz. Gerek gazete haberi, gerek televizyon haberi. Bursa Spor'un tozunu yutuyorsunuz. Yani Özlüce'deki bütün antrenmanlar, hafta içerisindeki futbol günlüğünün nabzını tutuyorsunuz. Yani bu Hamza Hoca'nın hatasıydı. Yani o hatayı da çok fazla dillendirmek de istemedi belki. Ama burada tabii biraz önce yine senin değindiğin noktada takım içerisinde Bilal'e yer açma noktası, evet, veya işte forma verme noktasıyla ilgili konuşuyoruz. Şimdi ilk haftalardaki o Akhisar muhabbetini, şunu bunu geçelim. Uğurcuğum, ben Bilal'in Bursa'yı sevdiğini, Bursa Spor'u kanıksadığını düşünmüyorum. Yani bu sevgi belki o dokunun uyuşmaması noktasında da olabilir. Yani Bilal'in Bursa Spor'la dokusu uyuşmadı. Zaten hafta içerisinde de sizin de yapmış olduğunuz haberler vardı. Devre arasında Bursa Spor'dan ayrılması gündemde olan oyunculardan biri olarak görülüyor. Ben Bilal'in o motive olmayışını, o konsantrasyonun olmadığını deplasmanlara giderken veya maç başladığı esnada surat ifadesinden anlayabiliyorsunuz. Ve maç içerisinde Bilal veya diğer oyunculara baktığınız zaman, özellikle Karabük Spor maçında Bataja'nın ayarını veya balans ayarını bozan çok durum oldu. Çok pozisyon oldu. Yani Bataja da bu maçta tam ritmini tutturamadı. Onun için orta sahada oynayan kanat oyuncuları veya orta sahada oynayan oyuncuların uyumu çok önemli. Ben Bilal'den bu saatten sonra çok fazla bir şey beklemiyorum. Bursa Spor'da çok bir şey verebileceğini de düşünmüyorum. Yani bunu sadece salt Bilal'i eleştirme anlamında da söylemiyorum. Yani yapısal bir eleştiri de ortaya koysak Bilal bu takımda verimli olamayacak. Yani gözüken nokta o. Kaç tane maçta Bilal denendi biliyorsun bu konuyla ilgili olarak. Ben başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Bir de bilmiyorum bu noktada katılır mısın? Başarılı olan Avrupa'daki takımlara baktığımız zaman birçok takımda kanat oyuncularının skor olan katkısı çok fazla oluyor. Evet. Delvaye'yi beğeniyoruz ama bence skor yönünde zayıf. Bitiricilik sıfır. Yani bu, yani tamam, topu taşıyor, çalımlarını atıyor, o son çizgiye kadar yapması gereken her şeyi yapıyor ama son çizgide orta yapamıyor. Karşı karşıya kaldığı zaman gol vuruşu yapamıyor. Bu yüzden de Kasımpaşa'da durmuyor. Kasımpaşa gönderiyor. Evet, bu çok önemli bak. Yani biz hani Delvaye o iki çalım yapıyor, bir hareket yapıyor, tribünler ayağa kalkıyor falan ama yani kanat oyuncularının skor olan katkısı çok önemli. Yani şu anda geçmiş haftaları değerlendirdiğimiz zaman... Anıl Uygur mesaj atmış bu arada. Bilal Kısa, bu takımın her şeyi, biraz sabredin. Tolga Bey bence yanlış konuşuyor. Evet. Ben Anıl'a bu konuda katılmıyorum. Doğru konuştuğumu düşünüyorum. Sezon sonunda da Anıl'la bu konuda yüzleşmek istiyorum. Bilal beni yanıltsın, Anıl haklı çıksın. İsterse Anıl'la bir yemeğine iddiasına girebiliriz. Bir gol limiti koysun veya oyunun verimliliği anlamında limit koysun. Bu konuyla ilgili her noktada Bilal konusunda konuşabiliriz. Ya Uğur, sadece olay Bilal'de değil. Bak, takım savunmamız iyi. Bursa Spor gol yemiyor diyoruz. Beğendin mi? Yani İsmail kapasitesi oranında oynuyor Uğur. Yani hava toplarında çok iyi. Kapasitesi oranında oynuyor. Hava toplarında çok iyi, yerde yok. Sanki yere inince İsmail bir anda düğmeye basıyor ve durduruyor kendini. Evet. Top alışverişlerinde, pas alışverişlerinde hiçbir şekilde oyuna dahil olamıyor. Ama hava toplarında adeta bir Süpermen gibi her pozisyonda sıçrıyor ve hava hakimiyetini konuşturuyor. Uğur, bir de İsmail'i topu oyuna sokma noktasında motive etmeyecekler. Bak, İsmail o işe büründüğü zaman, tabii, ya top kaybı oluyor, kontrayı yiyoruz. Onda biraz hafiften İbrahim Öztürklük var. Topla beraber çıkmaya çalışıp orta sahada. Seviyor, o işi seviyor. Yani heyecanlanıp topu rakibe bırakıp geri dönmek, evet, çok yani, var onda da. Onu seviyor ama
Takım savunması iyi olan bir takımdan bahsediyoruz bak. Yani Bursaspor kaç haftadan beri gol yemiyor. Harun Tekin'in de bunda büyük katkısı var. Ama yani sadece gol yememek ilerleyen haftalardaki fikstür için bence yeterli olmayacaktır. Her hafta maç analizi yapıyoruz. Milli maç arası var. Belki şu anda Karabük maçını geçtik. İsmail'in, maç için. İsmail'in bazen rakip takım oyuncusu olduğunu düşünüyoruz diye bir mesaj geldi şu anda. Evet. Yani o ilk Kasımpaşa, Kayseri maçlarında Sedat falan Bey'den. Öyle bir etkinliği vardı. Yani ama İsmail bence haftalar geçtikçe biraz daha o kademe uymuş. İsmail'i sen hiç sevmiyorsun. Oluyor. Sebebini bilmiyorum ama yani bu kadar İsmail ile ilgili ya aslında İsmail'i sert yorumlar yapman İsmail'i sevmemek kamuoyunu rahatsız ediyor olabilir yani. Bursaspor taraftarlarını. Biraz daha bu konuda Bilal'le ilgili aslında. Bilal'i yani Bilal'i ilk sıraya. Yani sevmeme demeyeyim de beğenmiyorsun. Şu anda Bursaspor'un oyuncusu olduğunu düşünmüyorum ben. Yani Bilal Kısa şu anda Bursaspor için hazır değil mi? Uğur ben şuna bakarım. Galatasaray'dan isteksiz gelen bir oyuncu. Almasaydınız derler adama. Bilal'e artı olarak bir promosyon daha oyuncu ekleyeyim mi? Sercan Yıldırım. Bir promosyon daha ekleyeyim mi? Furkan Özçal. Benim buradan Sercan Yıldırım'la ilgili söylediklerim herhalde Bağdat'a kadar yol olur. Doğru mu? Ama artık konuşmak istemiyorum. Yoruldum. Yani yoruldum. Sercan'a ne söylesem boş. Bak, Sercan haftalar Yıldırım geçiyor, Şanlıurfa'larda bak. Sıra gecelerine katıldın. Tekrar geldin Bursa'ya. Bursa sana sahip çıktı. Hala da akıllanmıyorsun. Kaç hafta oldu? Evet. Peki Uğur sana şunu soruyorum. Bilal, Sercan, Furkan Özçal. Ya bak geçen programda da arada söylemiştim herhalde. Galatasaray'ın nasıl göndermeyi düşündüğü oyuncuları biz gelin kardeşim dedik bir piyango oldu. Evet. Ya bunları nasıl göndereceğini düşünüyordu. Sercan'la yanılmıyorsam 2018'e kadar sözleşme vardı. Evet. Furkan'ı bilmiyorum nasıl Galatasaray. Nasıl olsa diyor ki imzayı attım diyor şu anda. Aman diyor nasıl olsa Bursa Spor'dayım parayı alacağım. En büyük hata zaten öyle bir sözleşme yapılması. Biliyorsun Furkan bizimle beraber maçı izlemeye geliyor statta. Furkan Özçal geçen stadyuma giremedi. Bursa Spor'un futbolcusu. Güvenlik görevlisi sen kimsin kardeşim dedi. Evet. Biliyorsun değil mi? Biz maç önü yapmadan önce aynen evet. Orada karşılaştık otoparkta. Evet. Düşün yani. Ya işte bu... Giremiyor ya adam Bursa Spor'un futbolcusu A takımda oynuyor. 650 bin TL kazanıyor yılda. Stadyumdan içeri giremiyor. Böyle bir rezillik var mıdır ya? Şimdi biraz önce güzel bir noktaya değindin. O noktadan istiyorsan yürüyelim. Poco burada dedin. Noktalayalım istersen. Niye noktalayalım? Bakalım basın toplantısında bakalım. İki takımın da teknik direktörü neler söylemiş? Eğer ayrı ayrı ise ilk önce Bursa Spor teknik patronunu dinleyelim. Hamza Hamsoğlu bakalım neler söylemiş. Burada hem geçen haftalardan yer aldı hem de gerçekten iyi bir takımla oynadık. İşimizin zor olacağını da biliyorduk. Yani bundan sonra zaten her maç artık bu zorlukta geçecek ama güzel olan şey ligimiz oldukça renkli geçiyor. Her maç farklı bir keyif veriyor. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Buradan kazanmak isterdik tabii ki ama Karabük Spor'da iyi bir takım. Onlar da çok iyi mücadele ettiler. Her iki taraf açısından baktığımızda güzel, keyifli bir maç oldu. Buradan bir puanla dönüyoruz. Şimdi milli maç arasını iyi değerlendirip ondan sonraki maçımıza hazırlanacağız. Yani karşılıklı pozisyonlar oldu. İlk yarı oyunu elimizde tuttuğumuzu düşünüyorum. Oyun olarak daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Ama ikinci yarıda karşılıklı git geldi bir maç oldu. Çünkü her iki taraf da kazanmayı istiyordu. O yüzden güzel, keyifli bir maç. Evet, Bursa Spor Teknik Direktörü Hamza Hamzoğlu dengeli bir maç oldu dedi. Bakalım Karabük Spor Teknik Patronu Igor Tudor bir dönem Juventus'un sağ bek bölgesinde forma giydi. Şu anda 38 yaşında ve Karabük'ün teknik patronu. Bakalım o maç sonunda neler söylemiş. Of course, the guys were not playing, it was difficult for them to start playing games, you know. But Lazarevic came for me to play from that. Lazarevic, uzun bir sakatlıktan döndüğü için bugün belki biraz düşüş yaşamış olabilir ama ben memnunum performansında. Çünkü oyun performansıyla antrenmanlar çok farklı. Birbirine oynuyor, dolayısıyla tempo ayak uydurmak da biraz zaman alıyor haliyle. Ama bugün onun dışında ben her şeye rağmen beğendim. I'm cold and I'm sure it's not too big because everybody complained against
the guest referee all around the Europe, the non-league, but now they are talking about 2 between 2 and 6. I don't see the reason why 2 and 6. He complained about referee, give him more money, pay much more money, or give him money. What we are talking about is so rigid about 2 and 6 games. One thing would happen every day in the football field. Why do you make so big case about this? Kulübümüz itirazını yapacak tabii ki de gerekli yerlere. Yalnız bence çok anlamsız çünkü bütün liglerde, Avrupa'da her yerde oyuncular şikayet ediyor futbol, hakemlerle alakalı. Dolayısıyla oyuncumuzla hakemle bir şikayeti varsa öyle tahmin ediyorum 2 veya 6 maç arası bir cezadan bahsediliyor. Yalnız bana göre bu çok fazla. Oyuncuya ya para cezası kesilir, en kötü bir maç ceza verilir ama çünkü herkes şikayet ettiği için olay bizim başımıza patlamamalı bence. Evet, Igor Tudor da maçın dengede olduğunu söylüyor. Yani her iki takım da kazanabilirdi diyor. Katılıyor musun Tudor'a? Hamzoğlu da bu yönde bir açıklama yaptı. Ya Uğur, biraz önce dedim ya. Yani bir puan aldığımıza sevinelim mi, üzülelim mi noktası. Bu ayrı bir tartışma konusu olacaktı. Karşılıklı pozisyonlar vardı belki. Karabük hızlı çıktığı kontra ataklarla gol bulmaya çalışıyordu. Yani uzun lig maratonunda 34 haftada bir puan fena değil. Yani şu anda 20 puanla da ligin zirvesinde tutunuyoruz. Tabii ilk haftadan bu zamana kadar gelen konuşmalarımızda hep aynı şeyi söylemiştik. Bu hafta Başakşehir'in de bir Telekom Arena'da Galatasaray'a karşı olan galibiyeti var biliyorsun. 2-1'lik galibiyeti. Evet, yani namuhalip lider olarak da gidiyorlar. İnşallah biz de ligin zirvesine tutunacağız bu noktada. Tabii Karabük'te de güzel bir ortam, yani stat ortamı. Siz oradaydınız. Bursa TV her yerde, evet. Bu konuda. Yani Karabük'te, Alanya'da, Kadıköy'de birçok noktada. Ve ayrıca ben Bursa TV'nin ve senin sadece Bursa gündemi dışında, yani özellikle Manchester maçındaki, biraz önce söyledim, o röportajlar, oradaki basın toplantısındaki sorular çok anlamlıydı. Yani bizim aslında Bursa'dan orada temsilcimiz oldum. Bursa Spor'un oradaki temsilcisi oldum. Biz her zaman kamuoyunda da şunu söylüyoruz. Belki seneye ilk 5'te olan takımlar olacak, ilk 6'da olan takımlar olacak. Ben kamuoyuna da şunu söylüyorum. Türk takımları ne kadar Avrupa'da başarılı olurlarsa, biliyorsun Avrupa'ya katılan takım sayısını etkiliyor. Evet. Ülke puanını etkiliyor. Yani biz aslında vatandaşlık bilinci olarak Avrupa'da oynayan her takımımızı tabii ki destekleyeceğiz, başarılı olmasını isteyeceğiz. Öncelikle Bursa Spor başarılı olsun. Yani her zaman Bursa Spor tabii ki gönlümüzde ayrı bir yer olacaktır. Bir puan da Karabük deplasmanında bence önemliydi. Zaten ben altın değerinde bir puan olarak nitelendiriyorum. Yani Karabük deplasmanından bir puan almak bu oyunla herhalde altın değerindedir. Ya Uğur, aslında oyun kalitesini haftalarca konuştuk burada. Bence en yüksek kaliteli oyun Konya Spor maçında olmuştu. Geçen hafta da onu konuştuk. Ama bundan sonra bence Bursa Spor'un önemli bir fikstürü var. Kesinlikle. Yani zor bir fikstürü var. Onu da söyleyelim. Akhisar'la oynayacak. Ardından Galatasaray deplasmanına gidiyor. Rize geliyor. Beşiktaş, Vodafone Arena. Yani 4 maçta 6 puan. Normal sonuç üzeri artı 6 puanın altı da kötü. Evet. Bence yani Akhisar ve Rize'yi yenmeniz gerekiyor eğer Avrupa istiyorsanız kendi evinizde. Doğru mu? Rize ile Akhisar'a 3'er yazıyorsun. Yani 6 puan. 7 puan olursa artı olarak nitelendiriyorum deplasmanda. 1 puan almak artı bence. Şunu doğru söylüyorsun. Yani 6 puanın her artı noktası bonus. Evet. Bursa 6 Spor'a. Puan normal. Evet. 6 puanın altı eksi, 6 puanın üstü artı. Evet. Ya bu kadar basit yani. Baktığın zaman ben şunu söylüyorum. Hani belki Beşiktaş'ta oynayacağımız mücadeleyi ayrı değerlendirebiliriz ama Galatasaray'ı bu hafta Başakşehir karşısında görmüşsündür. Yani yenilmeyecek bir takım değil. Çok yavaş oynayan bir takım baktığın zaman. Yani sadece aslında geçmiş haftalarda değerlendirdiğinde Buruma ve Muslera üzerinden giden bir takım. İşte teknik direktörün de belki zafiyetleri var. Ya Bursa Spor oradan bir puan veya 3 puan çıkartmaması, yani normal istenilen oyunu oynadıktan sonra olabilir. Zor bir deplasman ama. Yani orada bir puan veya 3 puan niye olmasın Galatasaray maçında. Ama öncelikle maç maç değerlendirip Akhisar maçında burada önemsemek gerekiyor. Fenerbahçe her ne kadar 3-1 yenilmiş olsalar da oyunun belli bölümlerinde fena oynamadılar. Kaçırdıkları bir penaltı vardı. Ben hani Akhisar ligin dibine demir atmış olan bir takım. Yani kesin buraya 3 puan yazarız.
deme noktasında olmamamız gerekiyor. Bursa Spor'un biraz daha oyun kalitesini arttırmış olması gerekiyor. Harun'la aldığımız çok maçlar oldu. Yani hala kanatlarda ciddi sıkıntılarımız olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu sıkıntı var. Josef John bir kere Bursa Spor'un oyuncusu değil. Sercan Yıldırım şu anda kendine gelemedi. Bir Delvaye var. Diğer oyuncular da değişiyor. Ya Uğur, şöyle söyleyeyim ben sana. Aslında hani genel bir değerlendirme, sen Avrupa liglerini de çok iyi takip ediyorsun. Evet. Aslında Türkiye ligindeki kalite de düşük. Yani düşük. Şu an baktığın zaman puan durumuna ilk 5 takım şu anda kopar durumda. Yani Osmanlı Spor bile Villarreal karşısında önemli bir galibiyet aldı UEFA Avrupa Ligi'nde ama Mustafa Reşit Akşay'ın dediği şöyle bir konu var. Türk takımlarının genel bir sorunu kondisyon problemi. Mesela Villarreal'i deplasmanda yenen Osmanlı Spor bu hafta beraberlikle sonuçlanan bir maçı oldu. Yani haftada demek ki iki maçı kaldırabilen durumda olan düzeyde takımımız yok. Bursa Spor'un kupaya daha fazla ağırlık vermesi gerekiyor. Türkiye Kupası'nı kazansın. Daha kısa yoldan Avrupa'ya yani, gitme noktası olabilir. Gruplarda zaten... Ya içtiyse kupa kazanmış olur yani. Evet. O da ayrı bir prestij olur. Yani. Grup da fena değil. Bursa Spor'un. Ya Uğur, bence... Akhisar Belediye, Aydın 1923, Ümraniye Spor. Evet. Bir de rovanşlı maçlar. Herhalde Bursa Spor buradan 12 puan toplar çok rahat. Toplar ya, rahat gruptan çıkar bence. Yani ama dediğim gibi 5 takım kopar durumda. Ligin kalitesi düşük. Bak şu anda mesela düşme hattına sayabileceğim bir sürü takım olabilir. Var. Mesela kadro olup da... Kim düşer sence? Valla Uğur, ben ilk adayım Akhisar'dı düşme noktasında. Yani Akhisar'ın düşebileceğini düşünüyorum. Adana yine... Bence Adana düşer kesin. Akhisar'da ben tehlikeli buluyorum. Akhisar düşmez bence ya. Rize, Uğur bir Kuvayken'in eline bakıyor. Yani çok kuvvetli bir oyuncu. Ben orada Adana, Kayseri ve Antalya arasında gider gelir diye düşünüyorum. Ben Antalya'nın düşmeyeceğini düşünüyorum Uğur. Alanya'da dahil olabilir tabii. Evet, Alanya'da. Antalya'nın kadrosu fena bir kadro değil. Antalya'nın en büyük artısı şu olabilir. Rıza Hoca olabilir orada. Bir çıkışları var zaten. Ama Uğur, dediğim gibi yani şu anda 20 puandayız. Zirveyi zorlar durumdayız. Şu an önümüzdeki fikstür önemli. Gençler Birliği ve Trabzon maçları var herhalde ilerleyen maçlarda Beşiktaş'tan sonra. Bu ilaçları da enteresan yapıyorlar yalnız ya. Ben öksürmemek için ilaç kullanıyorum, daha fazla öksürüyorum. O eğer balgam söktürücü, şurup veya diğer ilaçlardan alırsan öksürme oranını arttırıyor. Arttırıyor değil mi? Evet. Enteresan yani. Yani ilaçların öyle bir özelliği Bursa var. Bursa Spor dediğim gibi kupaya daha fazla önem verirse orada daha fazla başarılı olabilir ki kupa kazanmış olur. Hiç değilse bir de Avrupa Ligi'ne direkt katılır. Milli takımı da yorumlayalım. Evet. Türkiye Kosova ile karşı karşıya gelecek ve şu anda 3 maç sonunda 2 puanla ligin 4.sü sırasında bulunuyor. Avrupa Ligi elemelerinde 1. tur grubu I grubunda Türkiye 4. 2 puanı var. Hırvatistan'la 1-1 berabere kaldı deplasmanda. Ardından kendi evinde Ukrayna ile 2-2 berabere kaldı ve son olarak İzlanda karşısında 2-0'lık mağlubiyet. Uğur, milli takım... Antalya'da maç, cumartesi günü. Milli takım sonuçlardan ziyade sansasyonlarla gündeme geldi. İşte en sonunda artık Arda Turan'ın milli takıma davet edilmesi durumu. Tamam, belki bir sulh, barış sağlandı orada ama milli takım bundan sonra alacağı sonuçlar önemli. Ben aslında şöyle de bir senaryo çizebiliyorum. Milli takımın önümüzdeki maçlarda almış olduğu sonuçlar eğer olumsuz olursa Fatih Terim bir ayrılık noktası bekleyebilir. Şundan dolayı düşünüyorum onu. Galatasaray'da yavaş yavaş Rick Herring tartışılır duruma gelmeye başladı. Eğer Rick Herring de Galatasaray'dan gönderilirse, hep bu senaryolar var. Galatasaray'ın bu dönemde tercih edeceği teknik direktör Fatih Terim olur diye düşünüyorum. Ama inşallah milli takım... Bir şey var zaten. Bir kamuoyu oluşmaya başladı. Oluştu. O konuda. Ya yani özellikle ben belki Galatasaray Fenerbahçe deplasmanına mağlup olursa Rick Herring'in geleceği müthiş derecede orada masaya yatırılır. Hattımızda şu anda TV8 Spor Spikeri Fikret Engin var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Uğur. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet abi, Türkiye kendi evinde Kosova ile karşı karşıya gelecek cumartesi günü. Önemli bir maç. Grupta 4. maçını oynayacak. Nasıl bir karşılaşma olur ve ardından da Türkiye maçının ardından TV8.5'ta senin anlatımında Ukrayna-Finlandiya maçı. Bu da milli takımı yakından ilgilendiriyor. Hangi takım kazanırsa milli takım için olumlu bir sonuç olur. Her iki karşılaşmayı da yorumlar mısın?
Şimdi milli takımımız açısından sevindirici olan en önemli durum yıldız futbolcuların kadroya çağrılmaması sebebiyle çok ciddi sıkıntılar vardı biliyorsun. Ve büyük tepkiler oluştu Fatih Terim'e karşı. Ama Fatih Hoca bu tepkilere karşı kayıtsız kalmadı ve yıldız futbolcuları Arda Turan'ı, Selçuk İnan'ı, Burak Yılmaz'ı yeniden milli takım aday kadrosuna davet etti. Kosova sevgili Uğur'cum biliyorsun bizim kardeş ülke takımımız. Evet. İlk defa onlar Dünya Kupası grup elemelerine davet edildiler. Bağımsızlıklarını ilan ettikten sonra. Bu maçın skoru ne olursa olsun üzülen taraf olmayacak. Ama tabii ki bizim milli takım olarak mutlak bir galibiyete ihtiyacımız var. Sonuçta bu grupta Hırvatistan'ın ve İzlanda'nın 7'şer puanı bulunuyor sevgili Uğur. Evet. Gruptan çıkmamız için artık bizim puan kaybetme lüksümüz kalmadı. 2 puandayız ve mutlaka Kosova engelini kayıpsız geçmek zorundayız. Bu maçın ardından sonuçta bir ara verilecek ve Mart ayına kadar yani Finlandiya maçına kadar milli takımımız dinlenecek. Yaklaşık olarak 4,5 aylık bir ara var. Fatih Terim'in yıldız futbolcuları kadroya davet etmesiyle birlikte ben bu karşılaşmada amili futbol takımımızın çok rahat bir galibiyet alacağını açıkçası düşünüyorum. Sonuçta Kosova takımı her ne kadar ilk defa şampiyonaya katılsa da oynadığı maçlarda Finlandiya ile bir berabere kaldı hatırlayacaksın. Daha sonra Hırvatistan'dan tam 6 gol yediler. Grubun zayıf halkalarından biri olarak görünüyor. Ve bu takıma karşı bizim asla kaybetmememiz lazım. En son Ukrayna deplasmanında da yine Kosova 3-0 kaybetmişti. Mutlak kazanmak zorunda olduğumuz bir maça çıkacağız ve kayıpsız atlatacağımızı düşünüyorum. Antalya'da yeni yapılan statta milli takımımızın iki maçını anlatmıştım ben. Çok güzel bir ambiyans var. Antalya Spor taraftarları da gerçekten de milli takımımıza büyük bir özveriyle sahip çıkıyorlar. Türkiye'de birkaç il var. Bunlardan biri de Antalya. Tabii ki Bursa'da ve Konya'daki maçlarda da gerek Bursa Spor taraftarlarının gerek Konya Spor taraftarlarının milli takımımıza olan katkılarını ve desteğini tarihte çok yakından biliyoruz. Biletler bunlardan tükenmiş. Biri de Antalya. Biletler tükenmiş zaten. Evet, biletler tükendi sevgili Uğur. Ben karşılaşmayı çok rahat bir şekilde kazanacağımızı düşünüyorum açıkçası ve puanımızı 5 yaparız umudundayım. Aynı zamanda grupta son derece kritik bir karşılaşma var. Hırvatistan'la İzlanda oynayacaklar. Biri birinci, diğeri ikinci. İkisi de aynı puana sahip. Eğer bu grupta Hırvatistan İzlanda'yı yenerse ki biz böyle istiyoruz. Hırvatistan İzlanda'yı mağlup etsin ve biz de biraz daha yaklaşalım. Sonuçta grubun lideri olarak görünen takım Hırvatistan milli takımı. Biz İzlanda'yla deplasmanda oyunumuzu oynadık. Gerek Hırvatistan'la gerek İzlanda'yla rövanş maçlarını kendi sahamızda oynayacağımız için eğer Hırvatistan yenerse İzlanda'yı bizim açımızdan daha iyi olur diye düşünüyorum. İzlanda'yla da bir şekilde gruptan çıkmak için oynayabiliriz ikincilik için. Tabii Ukrayna'yı hesaba katmıyor musun dersen elbette ki Ukrayna'yı da hesaba katıyorum ama milli takımımızın Ukrayna'yı yenebilecek kapasitede olduğunu düşünüyorum. Yıldız futbolcularımız kadroya davet edildiği sürece böyle bir sıkıntı olmaz ama İzlanda maçında olduğu gibi yıldız oyuncularla ilgili problemler yaşanırsa bu milli takıma gerçekten zarar veriyor. Eğer Fatih Terim bu kadar ısrarcı olmasaydı, yıldız futbolcuları kadroya davet etmiş olsaydı ben İzlanda deplasmanından mutlaka puan alacağımızı düşünüyordum. Ama böyle şeyler oldu. Futbolda olan şeyler bunlar. İnşallah bundan sonra bu tarz hatalar yapılmaz diye düşünüyorum. Evet, Ukrayna-Finlandiya maçı dediğin gibi ben de TV 8.5 ekranlarında milli maçın yani Türkiye-Kosova maçının hemen ardından Ukrayna-Finlandiya maçını anlatacağım. Saat 22.45'te. Sevgili Uğur, bu maçta benim beklentim Ukrayna'nın en azından kendi sahasında oynamasına rağmen puan kaybetmesi çok iyi olacak. Yani Finlandiya eğer bir puan alabilirse Ukrayna'dan bizim açımızdan çok iyi olur. Çünkü puan farkını da 1'e düşürmüş olacağız. Andriy Shevchenko ile yenilenen bir Ukrayna milli takımı var. Evet. Futbolculuk döneminde de çok iyiydi. Teknik adamlık döneminde de iyi yerlere gelmek istiyor Ukrayna ile. Finlandiya karşısında favoriler ama beklentimiz ve temennimiz Finlandiya takımının Ukrayna deplasmanından puanla ayrılabilmesi sevgili Uğur. Evet, Emre Belezoğlu'nun Arda Turan'la beraberken Fatih Terim'i aradı ve aralarını bulduğu söyleniyor. Ne olmuş evet. olabilir ki bir anda Fatih Terim bütün futbolcuları bizden affetti? Emre Belezoğlu sen de çok yakından biliyorsun. Halı saha maçlarında da genelde hep bir araya gelirler. Ben de maçları da hep her zaman izlerim kendilerini.
Fatih Hoca'nın da bu yaşına rağmen çok iyi bir futbolcu olduğunu beraber seninle izlemiştik, ne kadar kaliteli top oynadığını evet. O yaşına rağmen. Birbirleri arasında çok büyük bir sorun yoktu ama bir anda kaynaklanan bir sıkıntı oluştu. Fatih Hoca büyüklüğünü gösterdi diye düşünüyorum ben. Sonuçta Fatih Terim Türk futboluna mal olmuş bir isim. 4 yıl Galatasaray'ı arka arkaya şampiyon yapmış. Türkiye'ye, Avrupa'da çok önemli başarılar kazandırmış. Aynı zamanda UEFA Kupası'nı bu ülkeye getirmiş 2000 yılında. Yine Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde ilk 4 takım arasında kalmış bir takımın başındaydı Fatih Terim. İtalya'da Milan ve Fiorentina gibi takımları çalıştırdı. Türk futbolunun gelmiş geçmiş en kariyerli teknik adamı. Babacan bir adamdır. Çok yakından tanıdığım için söylüyorum bunu. Bir yerde affedecekti zaten ve çok fazla diretmeden hemen affetti. Yani Emre Belözoğlu değil bir başka biri de gitse fark etmiyordu bu. Sadece bir kulağını çekti diyebilirim ben futbolcuların. Onlar da kendilerine çeki düzen verdiler. Orada şu anda ortada herhangi bir sorun yok. Bütün problemler çözülmüş durumda. Sonuçta milli takım tüm futbol severlerin ortak paydası. Milli takım üzerinden kişisel kaprisler olmaması gerekiyor. Fatih Terim de bunu çok iyi bilen bir tecrübeli teknik adam. Sorunu çok fazla büyütmeden oyuncuları kadroya davet etti. Peki şimdi bir de farklı bir pencere açıldı. Volkan Demirel dedi ki benim lobim yok, o yüzden Fatih Terim'e mesaj atamıyorum ve ulaşamıyorum. Bu sebepten dolayı da milli takıma çağrılmıyorum dedi. Sevgili Uğur Engin, yani Volkan Demirel konusu biliyorsun bugün yaşanan bir konu değil. Uzun süredir gündemde olan bir konu. Fatih Hoca bu yönde takdir hakkını kullandı. Eğer geriye dönersek, yani Volkan'ın kadro dışı kalması ne derece doğruydu diye tartışırsak, Volkan biliyorsun çok ağır küfürler edildi ve bu sebepten dolayı eldivenlerini çıkarıp stadı terk etti. Bunu yaşamayan futbolcu çok fazla bilmez ama şöyle de bir durum var. Sonuçta bu milli takım. O gün kulaklarını kapayabilir miydi? Onu bilmiyorum. Volkan'ın duyguları ağır bastı ve stadı terk etti. Oynamak istemediğini söyledi. Bugün Türk futbolunda hakemler hangi maçı yönetirlerse yönetsinler, tribünlerden sinkaflı küfürlerin en ağırlarını alıyorlar ama doğru. Sonuçta bir hafta sonra yine bir başka bir maçı yönetebiliyor. Netice olarak profesyoneller bu işi yapıyorlar ve bu işte bunlar oluyor sevgili Uğur. Alınmalı mı peki Volkan Demirel? Yani affedilmeli yani mi ileriki dönemlerde? Yani Volkan Demirel alınmalı mı diye tartışırsak eğer, bana göre alınması gerek ya. Birinci kaleci mi olur, ikinci kaleci mi olur, orasını bilemem. Sonuçta Başakşehir takımının kalecisi de şu anda ligin en az gol yiyen takımının kalecisi Volkan Babacan. Hangisinin daha formda olduğunu aslında tartışmak gerekir ama milli takıma tabii ki ikinci kaleci olarak çağrılacaksa ya da birinci kaleci olarak çağrılacaksa çağrılması gerekirdi. Fakat öyle sanıyorum ki Fatih Terim milli takım için kendisi başta olduğu sürece Volkan Demirel ismini kafasından attı. Evet, kendisinin de zaten Fatih Terim özellikle hocam beni bir daha milli takıma çağırma dediği söyleniyor. Ama ben artık konuyu değiştireyim, Bursaspor'a dönelim. Evet. Bursaspor'un milli kalecisi, başarılı kalecisi Harun Tekin. Acaba Kosova evet. karşısında ilk 11'de sahaya çıkar mı? Şimdi sevgili Harun'la sosyal medyada, sosyal sanal ortamda Facebook üzerinden de arkadaşım benim. Kendisinin bütün paylaşımlarını takip ediyorum. Zaman zaman görüşme şansımız olduğunda görüşmeler de yapacağız kendisiyle ama Harun bir kere çok formda sevgili Uğur. Yani birkaç haftadır kalesini gole kapattı, kurtardığı penaltılar, Bursaspor takımının şu anda bulunmuş olduğu puan cetvelindeki durumda Harun gerçekten çok büyük bir katkı sağladı. Ve Türk milli takımı için de önümüzdeki dönemler açısından milli takımın kaleci konusunda en önemli isimlerinden biri olacağından şüphe yok. Sonuçta eğer yanılmıyorsam, düzeltebilirsin eğer yanılıyorsam, 27 yaşında olduğunu biliyorum Harun'un evet. ben. 27 yaşında bir kalecinin Türk futbolunda milli takım anlamında çok önemli işler yapacağını düşünüyorum ben sevgili Uğur. Form durumunun iyi olması gerçekten beni çok sevindiriyor, çok mutlu ediyor. Ben de biliyorsun Bursa Spor takımını çok evet. yakından takip ediyorum. Çok severek, beğenerek takip eden bir isimim. Her ne kadar İstanbul'da olmuş olsam da Bursa Spor maçlarını takip ediyorum. Şimdi teknik direktörler de mutlaka bakacaktır. 4 maçtır kalesinde gol görmeyen Osmanlı Spor, Alanya Spor ve Konya Spor Karabük maçlarında kalesini gole kapatmış bir Harun var. Ve kurtardığı 2 kritik penaltıda yine Bursa Spor'un kazandığı puanlar var. Keşke Harun'a bir şans verilebilse. Sonuçta Volkan Babacan'a bir şans verildi. O da milli takımda
epey bir görev aldı. Sırada aslında Harun var. Harun'u da yavaş yavaş Fatih Hoca devreye sokabilir diye düşünüyorum ki devreye sokabileceği en önemli maç, üzerinde ağırlık oluşmayacak en önemli maç, gerek Harun evet. açısından gerek Fatih Terim açısından son derece rahat geçmesini beklediğimiz Kosova maçı. Bu maçta birlikte Harun'a bir şans verilebilir sevgili Uğur. Ama galiba Volkan Babacan'a daha farklı yaklaşıyor. Yani Avrupa Şampiyonası'ndaki o başarılı performansından sonra ya da Avrupa Şampiyonası'na götüren o elemelerdeki başarılı performansından sonra Volkan Babacan'ı bir basamak daha önde tutuyor ama umarız Harun Tekin'e de şans gelir ve milli formayı bir daha hiç bırakmaz. O zaman son olarak da abi Bursa Spor'u değerlendirmeni istiyorum. Bursa Spor şu anda ligin 4. sırasında ve 20 puanı var. Onu değerlendireceğim ama sevgili Uğur, yani Volkan Babacan'ın da hakkını yemeyelim. Evet. Sonuçta o da 10 maç oynadı Başakşehir ve 6 gol yedi. Ligin en az gol yiyen kalecisi konumunda. Evet, ikinci sıradaki isim de Harun. O da 7 gol yedi. İkisi de çok formdalar. Sonuçta ikisi de milli takım kadrosuna davet edilen futbolcular. Bu sonuçta bir yarış ve bu yarışta zaman zaman bayrak değişikliği olabiliyor. Bir bakmışsınız Harun Tekin kaleyi almış ve bir daha da bırakmamıştır. Evet, evet. O zaman Bursa Spor'a gelelim. Da... Bursa Spor takımına evet. karşı sevgili Uğur, ben senin programlarını da çok yakından takip ediyorum. Hamza Hoca ile ilgili son maçta, Karabük maçında bir takım eleştiriler oldu ama evet. dışarıdan, İstanbul'dan, pencereden baktığımız zaman Bursa Spor'un çok iyi yolda olduğunu görüyor herkes. Ve şu ana kadar ortaya koymuş olduğu performans da son derece başarılı bir performans. Bu nedenle neden bu kadar çok tepki oluştuğunu ben anlayabilmiş değilim. Ama yine senin programından takip ettiğime göre özellikle son maçta, Karabük maçında Bursa Spor takımının en önemli futbolcusu Bataja'nın sola çekilmesi, ortada Bilal'e çok fazla şans verilmesi yönünde bir takım eleştiriler var. Ama futbol maçlarında zaman zaman böyle şeyler olabiliyor. Ben Hamza Hoca'nın buna ısrar edeceğini açıkçası hiç düşünmüyorum. Mutlaka hatasından dönecektir ya da hata olarak da görmeyebiliriz. O maçta orada oynaması gerektiği konusunda bir karar verdiyse kendisi orada oynayabilir. Ama genel anlamda baktığımız zaman Bursa Spor gerçekten çok başarılı işler yapıyor. 10 maç oynamış, 20 puan toplamış. Ortalama 2 puanla gidiyor. Bu da Bursa Spor açısından son derece güzel bir durum. Neden bu kadar çok tepki oluştuğunu az önce de vurguladığım gibi sırf Bataja konusundansa eğer bu, pek anlayabilmiş değilim. Bilal Kısa'nın tartışılan bir ismin oyuna dahil edilmesi ve Bilal Kısa oyundayken Bataja'nın sol kanatta oynaması. Yani Bilal'e bir nevi öncülük tanıyor şeklinde taraftarlar yorum yapıyor. Böyle bir şey olduğunu söylemiyoruz ama taraftarlar böyle düşünüyor. Bu yüzden ama de tepki Hamza geliyor Hamza Hoca'ya. Sevgili Uğur, Hamza Hoca yani affedersin de yani bindi dalı kesecek hali yok. Sonuçta Bursa Spor takımının şu anda taraftarlarının en fazla sevdiği Nejat Yediş'ten sonra çok ayrı bir köşeye koyduğu bir isim Bataja. Niye durup dururken bindi dalı kessin ki Hamza Hoca? Ya şundan dolayı kaynaklanıyor olabilir. Akhisar'dayken Bilal Kısa... Yani tamam da sevgili Uğur, yani Bilal Kısa 34-35 yaşına gelmiş bir futbolcu. Bunda ısrar edeceğini sanmıyorum. Ha, Bilal gelir 19 yaşında bir çocuk olur. Bataja'yı oraya alır. Bilal'i orada oynatır. O zaman dersin ki bundan sonra acaba burada mı oynayacak Bilal? Evet. Böyle bir şey yok. Bu nedenle Bataja hatasından, ki ben hata olduğunu düşünmüyorum, öyle bir şey düşünmüş olabilir Hamza Hocam. O maçta öyle bir görev vermiş olabilir. Yani Bursa Spor takımı Karabük deplasmanında karşılaşmayı kazanmış olsaydı yine bu eleştiriler olacak mıydı sevgili Uğur? Merak ediyorum ben. Kazansaydı olmazdı. Yani Bilal Kısa o boş pozisyonda net vuruşu yapıp topu alara gönderseydi kahraman olurdu. Aynen öyle. Yani futbolda bu tarz şeyler oluyor. Bakın Fatih Hoca 5 tane yıldız futbolcuyu kadroya çağırmadı ve sonuçta İzlanda karşısında yenilgi oldu. Hatasını anladı. Şimdi hepsini çağırıyor. Hamza Hoca da Türkiye'de şu anda en formda isimlerden biri olan Pablo Martin Bataja'yı mutlaka yine eski yerine koyacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yani futbolcular oyun alanı içerisinde verilen görevleri yapmakla yükümlüdür. Evet. O gün o maçta o şekilde görevlendirilmiştir. Orada oynamıştır. Manchester United'da Wayne Rooney santrafor oynuyordu. Şimdi playmaker görevini üstlenmiş durumda. Evet. Belki de 3-4 hafta sonra savunmada görev verecek kendisine Manchester United teknik direktörü Mourinho. Ne yapacak Rooney? Ben oynamıyorum mu diyecek? Veyahut da taraftarlar isyan mı edecekler? Herkesin bir yaşı, oynayabileceği futbol bir beklenti var. Bataja şu anda Bursa Spor'un en kaliteli futbolcusu ve bütün Türkiye tarafından da taraflı tarafsız. Oynadığı futbolda alkış alan
sevilen, beğenilen bir futbolcu. Hamza Hoca Bindi Dal'ı kesmeyecektir. Mutlaka Bataşe'yi eski yerine alacak sevgili hocam. Bundan kimsenin şüphesi olmasın ve Bursa Spor taraftarının Hamza Hoca'ya tam destek vermeleri gerekiyor. Israrla Galatasaray'ı kafasında tutuyor Bursa Spor. İşte Hamza Hoca Galatasaraylı. Trabzonspor takımının teknik direktörü Şenol Güneş'ti. Ve tarih boyunca 6 şampiyonluk yaşadı Trabzonspor formasıyla. O gün bugündür Şenol Güneş kaleyi bıraktıktan sonra Trabzonspor şampiyonluk yüzü görmedi sevgili Uğur. Ama o Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş geldi Bursa Spor'u çalıştırdı. Doğru. Geldi Beşiktaş'ı çalıştırdı. Şimdi Beşiktaş taraftarları şunu diyebilir mi? Şenol Güneş Trabzonspor'un bir numaralı ismiydi. Trabzonsporlu Şenol Güneş istemiyor Beşiktaş'ı yerine. Böyle bir şey olabilir mi? Aynı durum bu hafta Beşiktaş-Trabzonspor maçında da yaşandı. Doğru. Beşiktaş maçı kazanmasına rağmen Şenol Güneş'in yüzünden şöyle oldu, böyle oldu. Yani bunlar gerçekten çok ayıp şeyler. Olmaması gerekiyor. Şenol Güneş çalıştırdığı takımın şampiyon olmasını ister. Doğru. Trabzonspor macerası artık geçmişte kalmıştır. Onun üzerine bir çizgi çizmiştir Şenol Hoca. Biraz da abi aslında Şenol Güneş gibi isimler yani yer aldığı kabın şeklini oluşturuyor. Yani Şenol Güneş Bursa Spor'dayken İstanbul'un akvaryumu kirli demişti. Beşiktaş'a gidince bu konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Trabzonspor'la ilgili hiç konuşmadı. Ama Hamza Hamzoğlu Bursa Spor'un başına ilk geldiğinde Galatasaray'la ilgili birkaç demeçlerde bulundu. İşte ben Galatasaraylıyım. Çocukluğumdan beri Galatasaraylıydım. Bunlar taraftarlar karşısında tepkiye neden oldu. Bu yüzden de ister istemez arada bir soğukluk oldu. Yani ilerleyen haftalarda Bursa Spor'la ilgili giderse Uğur, yani sen bugün Trabzonspor teknik direktörü diyorum bak söylediğim gibi 6 defa bu ligde Trabzonspor adına kupa kaldırmış bir kaleciden bahsediyoruz Şenol Güneş'ten. Evet. Bugün Şenol Güneş çıkıp dese ki ben Beşiktaşlıyım hangi kimse inanır buna? İnanmaz. Kimse inanmaz yani bir adam artık bir kulüple özdeşleşmişse o adamın artık hangi kulüple olduğunu söylemenin veya tartışmanın bir anlamı yok. Hacı de Galatasaraylıydı. Bursa Spor'a geldi. Küme düşürdü takımı. Evet. Yani şimdi eğer o pencereden bakarsak Hamza'nın Galatasaraylı olmadığını bilen mi var yani? Yo, herkes bilmeyen biliyor ama hani hiç gündeme getirmese daha iyi olmaz mıydı mesela? Ya o anda belki öyle ters bir soru sormuş olabilir basın mensupları. O da ne diyecek yok ben Galatasaray'ı tutmuyorum ben Bursa Sporluyum diyecek hali yok ya. Herkes biliyor Hamza Hamzoğlu'nun Galatasaraylı olduğunu. Doğru doğru. Şenol Güneş'in Trabzon Sporlu olduğunu herkes biliyor. Doğru kesinlikle. Katılıyorum yorumlarınıza ama şu anda da o tarz sorular yöneltildiği zaman Hamza Hoca direkt net cevap veriyor. Bu soruları cevaplamak istemiyorum diyor. İşte o yüzden ilk başlarda yapmış olduğu açıklamalar hataydı. Yani bu sebepten dolayı taraftarlar arasında bir sürtüşme oldu. Şimdi sevgili Uğur, Yılmaz Vural Türk futbolunun teknik adamlar anlamında mihenk taşlarından biridir. Evet. En iyi diplomaya sahiptir. Birazdan bağlanacak ve kendisi aynı zamanda. Bağlanacak. Hocama da benden çok selamlarımı ilet. Aleykümselam. Bağlanacağını bilmiyordum. Şimdi sen söylediğin için. Ben başka bir konudan örnek verecektim. Yılmaz Vural bütün takımlarla sözleşme yaparken bir madde koyar. Ben Fenerbahçe tarafından teklif gelirse kontratımı feshederim. Karşılıklı olarak feshederim ve doğrudan Fenerbahçe'ye giderim der. Ama Yılmaz Vural Türkiye'de 35-40 takım çalıştırmıştır. Eğer bu zihniyette düşünürsek, ya bu adam Fenerbahçeli kardeşim, ne diyor baksana, yarın bir gün Fenerbahçe'den teklif gelirse, ben çeker giderim diyor. Böyle düşünür, kimse almazdı değil mi? Doğru. Ama böyle bir şey yok. Yılmaz Hoca tut gittiği takımda görevini yapar ama adam madde koymuş. Diyor ki, beni Fenerbahçe kulübü isterse, ben görevi bırakır Fenerbahçe'ye giderim diyor. E şimdi yarın bir gün Hamza Hamzoğlu'nun hedefindeki tek takım Galatasaray. Doğru. Bu takımla 3 tane kupa kazanmış. Doğru mu? Doğru. Yılları da bu takıma vermiş. Futbolculuk döneminde de kupalar kazanmış. Sayısız başarılar elde etmiş. O da Galatasaray ile arasını asla kötü tutmak istemiyor. Bu kadar basit. Aslında Bursa Spor taraftarlarının bu konuyu asla takılmaması lazım. Burada Bursa Spor taraftarlarının birinci derecede düşünmesi gereken yeşil beyazlı kulübün başarısıdır. Geçtiğimiz sezonda Trabzonspor'un bir numaralı ismi Şenol Güneş vardı takımda. Ve yani bu adam Trabzonspor'u deyip destek vermedi mi taraftar? Verdi. Ve Şenol Hoca bana göre Bursa Spor tarihinin gelmiş geçmiş en önemli işlerinden birini başardı. 9 futbolcu olağanüstü paralara satıldı. Alkışlamak lazım. Sıfırdan futbolcular bulup hepsini yıldız yaptı. Ve müthiş paralara transfer oldular. Şimdi Trabzonsporluydu Şenol Güneş diyebilir miyiz yani? Evet doğru. Abi çok teşekkür ederiz. Alo. Herhalde kesildi. Geliyor abi. Alo. Geliyor mu abi sesimiz?
Evet, duyuyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. Kısa bir reklam arası verelim. Ben yine öksürüyorum. Evet. Değerli izleyenler, kısa bir reklam arası, reklamların ardından beraberiz. Reklamların ardından birebir futbolda Bursa Sporu ve Türkiye Milli Takımını konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili Tolga Bahadır Şimşek ile birlikte az önce TV8 Spor Spikeri Fikret Engin hem Milli Takım hem de Bursa Spor yorumladı. Şenol Güneş ile ilgili özellikle bir sorum oldu. Katılıyor musun Şenol Güneş konusunda? Uğur, birkaç hafta önce programımızı seyircilerimiz hatırlarsa şunu söyleyeceğim. Tabii Fikret abinin ben söylediği düşüncelere katılıyorum. Yani Şenol Güneş Trabzon'dur. Şu anda Beşiktaş'ın başında bulunan bir teknik direktör olabilir. Bizi de çalıştırdı. Yalnız ben Şenol Güneş'in filozof yönünden bahsetmek istiyorum. Ve bu hafta sen de bana katılacaksın ki Beşiktaş'ın imdadına Mete Kalkaban yetişti. İnanılmaz. Ve geçmiş haftalarda hatırla ben şunu söylemiştim. Filozof Şenol Güneş Trabzonspor ve Bursaspor'un başındayken maç sonunda hakemleri konuşmadan hiçbir zaman geçmiyordu. Mutlaka hakem hatalarını eleştirir, konuşur, dile getirir ve bu hakem hatalarının Anadolu takımları üzerine yapıldığını söylerdi. Peki bu Trabzon maçından sonra Mete Kalkaban'ın Trabzonspor'u doğramasından sonra ayağını kırmaya yönelik Quaresma'nın sert hareketine ses çıkarmaması, Atiba'nın penaltı pozisyonuna %100 penaltı düdük çalmamasında. Peki bizim filozofumuz maç sonrasında konuştu mu? Ya hakem yok, bu şekilde yanlış işte karar verdi. Konuşabilir mi? Konuşamaz. Orada adamı ya sustururlar ya da sen Beşiktaş'ı çalıştıramazsın. Ben şunu söylemek istiyorum. O zaman bir teknik direktör Bursa Spor'u çalıştırırken de istikrarlı olmalı. Trabzon'u çalıştırırken de istikrarlı olmalı. Büyük bir takımı çalıştırırken de istikrarlı olmalı. Sözünün eli olmalı. Ben öyle düşünüyorum. Bu doğrulandı bir kez daha. Doğrulandı. Yani hata herkes olabilir. Tamam, Beşiktaş'a karşı hata yapılmış olabilir ama Şenol Güneş'in filozofluğunu maalesef Beşiktaş'ın başında göremiyoruz. Geri kalan noktada Fikret abinin dediği her noktaya katılıyorum. Yani güzel yorumlamalar yaptı. Hamza Hoca ile ilgili de senin tespitlerini... Ya, Cevdet Uygur da buradan alınmasın. Trabzonsporlu kendisi ama yani alınmaması gerekiyor zaten. Evet. Trabzon'la ilgili olumlu işler söylüyoruz. Evet. Yani bu haftaki en azından hakem hatalarını dile getirmiş olduk. İnşallah şunu söyleyelim yani... Birkaç hafta sonra biliyorsun Beşiktaş deplasmanına da gideceğiz. Mete Kalkaban gibi bir hakemle karşılaşmayız umarım. O maçta. Ya Mete Kalkaban'la da ilgili ilginç yorumlar yapıyorlar işte. Beşiktaş'ın çocuğu Mete Kalkaban tarzı. Katılıyor musun bu yorumlara? Yani şöyle. Yani Beşiktaş ne zaman dara düşse Mete Kalkaban'ın görevlendirildiği düşünülüyor. Söyleniyor. Sen inanıyor musun? Yani Uğur belki o tam anlamıyla doğru olmayabilir. Yani onu tam endeksleme yapamayabiliriz ama ben şu anda sana şunu soracağım. Yani orada verilmiş olan penaltı, Quaresma'nın dışarı atılarak Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasında maçın 2-1 biteceğinin garantisi var mı? Belki evet. Beşiktaş puan kaybı yaşayacaktı. Beşiktaş puan kaybı yaşadığı zaman sen belki puan farkı açılmayacaktı. İşte tepedeki belki Başakşehir biraz daha puan farkını açacaktı. Beşiktaş'ın yani... en unutamadığım olayını söyleyeyim mi? Abi dünyanın hiçbir yerinde yoktur herhalde ya. Olmaz yani. Türkiye dışında dünyanın hiçbir yerinde oynamaz. Olmaz böyle bir şey. Beşiktaş şike yaptığı gerekçesiyle Türkiye Kupası'nı geri verdi ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti. Evet. Bu yani, nedir abi? Kupan yok, mücadele ediyorsun. Yani, olaya bakar mısın senin ya? Senin deyiminle bombalar bombası bir durum. Ha, olaya bakar mısın yani? Türkiye... Kupası yok takımın. Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor. Evet. Şike yaptı diye kupayı geri veriyorlar. Doğru mu? Evet. Bir de yani kupayı geri vermek ben şike yaptım anlamına gelmiyor mu? Evet, o anlama geliyor. Sen tertemiz bir adam olsan, tertemiz bir takım olsan kupayı geri verir misin? Vermezsin. Bir de sana şunu söyleyeceğim. Yani artık hani şerefli ikincilikler olayı Beşiktaşlılar bu mağdur edebiyatını da geçsinler. Yani sürekli işte hakemler yönünden biz mağdur olduk. Senelerce şöyle olduk, böyle olduk falan diye bunları geçsinler. Ben
3 takım da bunu geçsin diyorum. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta. Çünkü Anadolu takımlarının ne hakları yenildi. Biz seninle her hafta konuşuyoruz. Bu spor kümeye düştüğünde kesinlikle birçok takımın hakkı yemiş. Beşiktaş, Akçabas, Sebat ve Rize'ye kaybetti. Evet, yani o günleri, o dosyaları açtırmasınlar. Belki her hafta kaç tane Anadolu takımın hakkı yeniyor? Sinan Engin'e bu soru sorulduğu zaman o zaman yapmayan mı vardı ya diyor. Sinan Engin. İşine gelmediği için öyle konuşuyor. Ama ondan sonra bu kadar basit mi ya? Bursa Spor'un tertemiz şampiyonluğuna da dil uzatmaya kalkıyorlar. Uzatamazlar. Yani biz o sene o şampiyonluğun nasıl alındığını biliyoruz. O şampiyonlukta en büyük paylardan birisi takımla beraber taraftarın payı. Biliyorsun yani. Bursa Spor'un bu arada bir şampiyonluğu daha çalındı. Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu o 2010-2011 yılında Trabzonspor'la çekişti biliyorsun. İki takımın da şike yaptığı ortaya çıktı. Bursa Spor üçüncüydü. Normalde, şampiyonluk Bursa Spor'a tescil edilebilirdi. Kupanın Bursa Spor'a verilmesi gerekiyordu. Evet. Fenerbahçe Karabüğ'e, yani bu tapeleri var bunun. Karabüğ'e teklif ediyor. Trabzonspor da teklif ediyor. Karabük diyor ki Trabzonspor az verdi, Fenerbahçe çok verdi. Fenerbahçe'yi ilk kabul ediyorum. Evet. Ya Uğur, bizim tertemiz bir şampiyon olduğumuz, sen çok de şükür. Sürekli paylaşımlarında onları belirtiyorsun. Tescillenmiş durumda. İnşallah daha nice şampiyonlukları gören takımımız olacaktır. Yani biz şampiyonluklara adayız tabii ki. Ama yani bunlar işte, ben her zaman adaletin ve istikrarın her noktada olması gerektiğini, herkese lazım olduğunu. Burada burdak vermek elde değil yani. Evet. Yani doğru mu, doğru ama. Trabzon bu hafta kıyıldı. Yani. Onu söyleyebiliyoruz. Adalet herkes için lazım, gerekli. Bu konuda... Sayın Cevdet Uygur, biz burada her zaman ne olursa olsun her şartta doğruları söyleriz. Cevdet Uygur olmuş, Hüseyin Uygur olmuş, Anıl Uygur olmuş fark etmez. Biz Cevdet Uygur'a buradan söylüyorsak bir şeyleri, bilin ki Trabzonspor'la ilgili her şeyde dobra doğru yorumlarız. Hangi takım olursa olsun, sadece Trabzonspor değil. Hangi takım olursa olsun doğruları söyleriz. Bakın Beşiktaş şike yaptığı yıl kupayı geri verdi ama Avrupa Ligi'ne katıldı diyoruz. Doğru mu? Doğru. Fenerbahçe, Trabzonspor ikisi de şike yaptı. Bursa Spor'un şampiyon olması gerekiyor diyoruz. Ama bunların hiç kimsenin tarafından kale alınmadığını da biliyoruz. Uğur, bir şey söyleyeyim mi? Almayabilirler sana? Ama çok güzel bir söz var artık Bursa Spor için. Tertemiz şampiyon Bursa Spor. Her takım bunu söyleyemiyor. Şunu o yüzden bu bize yerel, yeter. Yerel gündem ömür boyu da olmayalım bir daha şampiyon. Yeter. Tertemiz bir şampiyonluk var ya. Gerisi önemli değil. Yerel gündem içerisinde de belki bunu en fazla dile getiren program biziz. Onu söyleyeyim. Yani Bursa Spor'un bu konusunu deklar eden en önemli programlardan birisi biziz. Gerçekleri burada söylüyoruz, konuşuyoruz. Ve belgelerini de ortaya koyuyoruz. Bu akşam biz Şenol Güneş'i eleştirmedik. Şenol Güneş'in daha önceki yapmış olduğu hal hareketlerden, davranışlardan, söylemlerden... Yani. Bu haftaki Oğuzhan Demir de biliyorsun. Buradan bize hak verebilir. Evet. Oğuzhan Demir de. Ahmet Erdemen. Evet. Ahmet Erdemen. Ha. Ahmet Erdemen. Fönçü fön makinesi satıyor. Evet. Uzun yıllar fön makinesi sattı. Evet. Yani Oğuzhan Demir Hamsi kardeşimiz ama evet. Bu hafta biraz üzüldü kendisine. Selamlar yolluyoruz buradan. Selamlar kendisine. Buradan Oğuzhan'a. İnşallah. Ahmet Erdemen'e de selamlar. Evet. Ahmet Erdemen'e 4 gün önce evleniyordu. 5. günde vazgeçti o da. Evet. Onun da enteresan olayları vardı çünkü biliyorsun yani. Uğur, o durum da bir bomba durum ama. Bomba. Onu ayrı bir konuşmamız lazım. Sanki Ahmet Erdemen ve Oğuzhan Demir komple bir bomba. Yani bombalar bombası bir ekip bir araya gelmiş gibi duruyor. Evet, yani Ahmet Erdemen ve Saz arkadaş. Bu arada Cevdet Uygur'a da buradan selamlar yani. Selamlarımızı iletelim. O zaman milli takımı yorumlayalım. Evet Uğur. Fatih Terim bu oyuncuları affetmekle doğru yaptı mı? Ya da niye zamanında affetmedi de şimdi affediyor? Yukarıdan birisi uyarılardan bulundu. Uğur, ben yukarıdan devlet büyüklerinden bir uyarı gelebileceğini düşünüyorum. Yani çünkü milli takımdaki gergin ortam, o iplerin gerilmesi takımdaki birlik, beraberlik ve bütünlük havasını da bozdu. Yani belki Fatih Terim'e bir uyarı anlamında değil ama yani hocam bak sen kariyerli bir hocasın. Yani Türkiye'nin en önemli teknik direktörlerinden birisin. Senin Arda'yı araman, senin bu oyuncuları milli takıma çağırman senden bir şey kaybettirmez. Kaybettirmez. Senin büyüklüğünden, işte senin en iyi teknik direktör olmandan kaybettiren bir durum olmaz diyerek bence yani bu konuyla ilgili bir fikir telakisi yapıldı. Yani konuşuldu. Belki orada işte Emre Belezoğlu'nun telefonu veya Arda ile milli Fatih Hoca'yı işte bir araya getirmesini sağlayan konuşması bir vesile olmuştur bence. Volkan Demirel'in belki oradaki serzenişi
kendi açısından haklı olabilir. Ama oradaki durumda biliyorsun geçmişte yaşanmış olan ayrı bir olay vardı. Tabii Fikret abi hani Volkan çağrılabilir, ikinci kaleci olabilir falan dedi ama ben Harun Tekin'in zaten az kaleci olmayı zorlayan bir performansı var. Volkan Babacan'la Harun Tekin'in şu andaki formlarıyla araya bir kaleci sokacağını zannetmiyorum. İyiler yani sen onu de biliyorsun. Kıvrak vardı bir de üçüncü kaleci olarak. Yani, formdalar yani. O da kötü bir kaleci değil. Ve ben sana söyleyeyim mutlaka sen de dün akşam takip etsin. Yani Volkan Demirel'in şu anda ligdeki performansını da ben çok üst düzeyde olduğunu düşünmüyorum. Yani, dün akşam 3-1'den yenildiği yemiş oldukları golde de Volkan'ın hatası vardı. Yani var. Pozisyon ve konsantrasyon hataları yapıyor. Ama şunu da belirtelim. Bu 3 kaleci arasında herhalde en fazla bonservis bedeline sahip olan Onur Kıvrak'tır. Evet. Yani transfer etmeye kalksan en yüklü miktar Onur Kıvrak'a aittir. Büyük ihtimalle. Onur şeyi biliyor. Onur Kıvrak'ın Uğur'cum şeyi biliyorsundur. Galatasaray Mustera'yı satıp iyi bir piyasa yaptığı dönemde Onur Kıvrak'ı Galatasaray'a kazandırmak istiyorlardı. Yani Uğur şimdi Kosova'dan bir galibiyet yazmak lazım ama şunu da ayrı belirtmek gerekiyor. Azerbaycan olsun, Kosova olsun gerçekten bizim kardeş ülkelerimiz. Evet. Fikret abim dediği konuya da katılıyorum. Ve ben özellikle şu anda belki dünya coğrafyasında içinde bulunduğumuz durumda da konum itibariyle de bizim aslında bu ülkeleri desteklememiz gerekiyor. Tabii kazanan Türkiye olsun ama Kosova, Azerbaycan yani Türkiye Cumhuriyetler bizim için önemli. Bizim kardeş Kosova, ülkelerimiz. Kosova Finlandiya ile berabere kalmıştı değil mi? Evet, Finlandiya ile kalmıştı. Ben şeyi de bilmiyorum, sen belki araştırmışsındır. Necip Uysal da herhalde. Kosova'da o da. Evet, Kosova milli takım kadrosu. Seçildi. Yani Türkiye'de zaten çok Kosova kökenli var. Vatandaş var. Yani Balkanlardan bir akım var biliyorsun, orada tarihe gireceğiz ama biraz Yıldırım Beyazıt döneminde Balkanları Türkleştirmek için zamanın padişahı Yıldırım Beyazıt buradaki Türkleri oraya gönderiyor. Ve oradaki Türk nüfusunun artmasını sağlıyor. Tabii Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yavaş geri gelenler yavaş oluyor. Geri gelenler oluyor. Oradaki zulümden dolayı kendi ülkesine, kendi vatanına geri dönenler oluyor. Yani Uğur Karamanoğlu Beyliği'nden Konya Karaman bölgesinden çok giden oluyor. Biliyorsun hani Türkiye Avrupa Kupalarına işte yani Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası'na tabii katılmayla ilgili hedefleri var. Olmalı da Türkiye ama olmadığı zaman biliyorsun biz Bosna'yı falan da destekleyen ülke olduk. Her zaman kendimize yakın hissettiğimiz ülkeler oldu bunlar. Ya Kosova maçı önemli. Ondan sonra Fikret abim de dediği gibi fikstürde bayağı bir ara var. Uğur. Lig heyecanına dalacağız bence. Yani Kosova'dan şu anda alınacak olan bir 3 puanın önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah da Hırvatistan, İzlanda'yı yener. Aradaki makas kapanmış olur. Ya milli takım için şu ana kadarki olan işler iyi gitmedi. Hırvatistan'a alınmış olan beraberlik güzeldi. Ukrayna'yı kendi evimizde belki yenemememiz bir handikap oldu. İzlanda'da biliyorsun talihsiz bir mağlubiyet yaşandı. Yani ben Kosova'yı Türkiye'nin çok zorlanacağını zannetmiyorum. Yani buradan alınacak olan bir 3 puan olduğunu düşünüyorum. Şu anda biraz daha bir birlik ruhu yakalandı. Belki işte Arda'nın oynadığı futbol, attığı gol veya işte yapmış olduğu asistler Fatih Terim'le olan barışmasını belki perçinleyen bir birlik beraberlik bütününü getirecektir. Kesinlikle orada arayı bulan Emre Belözoğlu oldu canım. O banko. Ama Emre Belözoğlu da bu son maçtaki Galatasaray maçındaki performansıyla milli takımı hak etti bence. Uğur maestro. Yani Selçuk İnan mı Emre Belözoğlu mu diye sorsalar. Emre Belözoğlu. 10 kat Emre Belözoğlu derim. Uğur şöyle. Emre'nin kişiliğini bir kenara koyalım. İşte o kendi kişiliğiyle ilgili olan durumları bir kenara koyalım. Yani belki işte agresif bir oyuncu. Yani maç içerisinde çamur hareketler yapabiliyor belki. Onu bir kenara koyalım. Kumaşı çok kaliteli olan bir oyuncu. Ve şunu da altını çizmek lazım. Fatih Terim'in yetiştirdiği bir oyuncu. Yani 22 yaşında yanılmıyorsam Inter'e transfer yapmıştı. Galatasaray UEFA Kupası'nı kaldırdıktan sonra. Hatta şöyle bir maç vardı. Seyircilerimiz de hatırlar. Leeds United'la Galatasaray UEFA Kupası maçı oynarken bir kırmızı kart gördü. Fatih Terim kenarda giriyordu tekme tokat Emre'ye. Yani hamurundan adamı yetiştirdi. Ve Emre Belözoğlu'nun en büyük şanslarından birisi Hacı'nın en olgunluk döneminde Galatasaray'a gelmesi. Hacı'dan da çok büyük kazanımlar oldu. Ben sana bu konuda %100 katılıyorum. Yani bu hafta Galatasaray'ın ipini çeken adamlardan biriydi. Aslında o formu milli takıma da göz kırpabilir. Ve Türkiye'de oyunu hem ileri hem geri oynayabilen orta saha oyuncusu çok az. Mesela biraz önce program başında Poco dedik. Evet. Ya, o stile benzeyen oyuncular. Bizde Belushi vardı biliyorsun. Ya, biz ondan sonra bir Belushi bulamadık.
Yani bugün Fatih, işte Merter, oyunu savunma yönünü oynayan oyuncular. Jorge Ara desen ileri yönünü oynayan ama defansif zafiyeti olan. Yani o iki bölümü sağlayan oyuncu bulamıyorsun. Emre Belezoğlu ender yeteneklerden biri. Evet evet. Bence de hani burada gerçekten arayı bulan oyuncu olmuştur. Bir de vesile olmuştur. Yani üst bürokrasiden de bence artık bu buzların erimesi gerektiği, ülke selahiyeti açısından, milli takımın birlik beraberliği açısından önemli mesajlar verildiğini düşünüyorum. Ya bence böylesi daha iyi oldu. Yani bölünmüşlük, o milli takım içerisindeki huzursuzluk çok iyiydi. İyi değildi açıkçası. Yani o kamuoyunda meşgul ediyordu. Bence böyle olması daha iyi oldu. Tabii şimdi milli takımın gruptaki performansı şu anda kötü. Yani kendi evinizde eğer Ukrayna'yı yenemiyorsanız bir sıkıntı vardır. Doğru mu? Evet. Deplasmanda alınan bir puan, iki maçta alınan bir puan belki hadi bir nevi artı olabilir. İzlanda karşısında son Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynayan bir takım. Evet. Orada 2-0'lık mağlubiyet olabilir belki ama kendi evinizde Ukrayna'yı yenemiyorsanız sıkıntı vardır. Ya Uğur, ben Fikret Engin de Ukrayna'yı milli takımın yeneceğini söylüyor. Yani deplasmanda Şevşenko'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna'yı milli takımın yeneceğini söylüyor ama ben çok da inanmıyorum galibiyete. Deplasmanda Ukrayna karşısında milli takım galip gelemeyebilir. Ben sana tabii çok büyük sürprizler yaptık ama düşük görüyorum. Ben sana da bir soru soracağım Uğur, aklıma geldi şimdi. Milli takımın kadro ile ilgili olarak konuşuyoruz. İzlanda maçında falan da bu arada Cevdet Uygur'a da buradan selamlar. Selamlar. Evet, selamlar. Söylüyoruz. Fatih Terim'in yanlış tercihleri vardı. Ömer tercihi mesela defansta. Ben sana şunu soracağım. Şimdi Galatasaray maçı dedik, Emre Belözoğlu dedik, Yalçın Ayhan. Şu anda Türkiye'nin en formda. Oynar mı 11? Sana onu soracaktım. Sen Yalçın Ayhan'ı çok tutan adam değilsin. Yalçın Ayhan biliyorsun Başakşehir oyun üstünlüğünü ele aldığında yere yatması gereken zamanlarda Yalçın Ayhan düşünülebilir. Yani milli takım ne zaman yere yatmayı, zaman kazanmayı düşünüyorsa Yalçın Ayhan oyunda olmalı. İnanılmaz yere yatıyor. Ben bu kadar güzel yere yatan bir oyuncu görmedim. Bir de şöyle bir şey var. Yattığı zaman kalkmıyor bir de yani. Karşı takım ne zaman tempoyu buluyor, Yalçın Ayhan iş başında. Sanki yaylı çim gibi oraya bir yatıyor, kalkmıyor bir de. Evet. Ama Uğur şu anda Türkiye'nin... Ben Yalçın Ayhan'ı beğenmiyorum ya. Türkiye'nin en formda stoperi. Olabilir abi. Çirkef. Çirkef adamı beğenmem ben. Evet. Yani sen milli takımın stoperine aday olarak gösterilmiş olabilirsin belki ama orada o formayı giyecek bir sürü isim var. Peki biz Bursaspor'u hani konuşuyoruz. Bursaspor'la olayları bağlıyoruz. Bir soru daha sorayım ben sana. Bu Serdar Aziz Galatasaray'da ne zaman oynayacak? Onun kronik bir sakatlığı var. Sebebini bilmiyorum ama şu anki formuyla Hakan Baltay'ı ve Şeycu'yu kesme ihtimali yok ki Semih Kaya geldi biliyorsun son haftalarda. Formda oynuyor. Formda o da. Serdar Aziz tekrardan Bursaspor'a dönmeyle ilgili yorumlarını bile yapıyorlar. Bursa'ya dönebilir. Bursa'ya da dönmezse futbolu bırakırsa biliyorsun onların kundura dükkanları var. En kötü orada kundura satar yani. Aziz kundura. Orada kundura satar devam eder yani. Böyle oluyor ama genelde Bursaspor'dan gidenler tekrar geri dönüyor ağlıya ağlıya. Ben çocukluğumdan beri Galatasaraylıyım demişti Serdar Aziz. Ne oldu oynatmıyorlar. Benim Bursa'da oynarsın Bursaspor'da oynatırlar. Bursalı Serdar diye çağırırlar. Sonra gidersin ben Galatasaraylıyım çocukluğumdan beri. Hoş mu bu yakışıyor mu? Ondan sen sonra Bursa'ya geri dönelim. Sen yıllarca Bursaspor'da ekmeğini yemişsin. Bir de göçmen çocuğusun yani sana yakışıyor mu? Sonra ağlıyor ağlıyor geri dönerler. Sıra gecelerinden koşa koşa geldi Sercan Yıldırım. Bak şu anda 2 yıllık 2,5 yıllık imzayı attı oh. Ama bu Serdar Aziz'in de mesleği belirledi döndükten sonra. Yani kundura, bir daha forma yok. Kundura, Aziz Kundura. Devam diyorsun. Esnaf. Esnaflığa devam. Yani Uğur... Sercan Yıldırım'ın mesleği yok. Futbolu bıraksa mesleği yok yani baktığın zaman. Doğru mu? Sen ona da bir meslek yaratabilirsin ama. Ya onu bence düşün artık da bir dahaki programa da bence Sercan Yıldırım'la ilgili yeni mesleğini konuşabilirsin. Büyük ihtimalle o bahis sitesi falan açar. Öyle duruyor. Yo, bir ara şeyle uğraşıyor. Dur bak müzisyen... Belki şarkıcı falan olabilir. Kafe falan açar. Açtı bir iki tane Bursa'da batırdı. O zaman işletmeyi tabii tabii açtı batırdı. Ben biliyorum. Şarkıcı yani. Olabilir ama o bir ara... Şarkıcı da olamaz. Şarkıcılar da çok takıldı. Belki hani bir şeyler öğrenmiştir oradan ama yani... Şu anda zor biraz Sercan Yıldırım'ın şimdi iş anlamında olumlu işler yapması. Sana bir adam daha söylüyorum. Mutlaka sen onu çıplak gözle izledin. Lütfen sor. Ben televizyonda gördüm. Manchester maçında ben Volkan Şen'i yerden kalkarken görmedim.
Adam... Çünkü Manchester United çok güçlü bir takım olduğu için, İngiltere Premier Ligi'nin temposuna alışan bir takım olduğu için Volkan Şen Akhisar'daki Kemal Hüseyin'i geçiyordu. Ya, katılıyorsun değil mi bana? Yani, ben hep tabii. yerlerde görüyorum adamı. Tabii. Yani bu demek ki Türkiye Ligi'nde böyle çalım atmaya, adam geçmeye benzemiyor o takımla oynadığınız zaman. Şimdi aynı takımda oynayan Lens'i de değerlendirebilirsin. Ya Volkan Şen'le Ozan Tufar'ın bestesi var biliyor musun? Video hala da duruyor. YouTube'da falan geziyor. İstanbul takımlarıyla ilgili besteler yaptılar. Bunun içinde Fenerbahçe de var. Küfür falan ediyorlar bestede. Bursaspor'da oynarken. Evet. Bu ne şeydir ya böyle bu kadar da? Evet yani. Bu kadar laçkalık olur mu ya? Biliyorsun sonra o takımda forma giyiyorsun. Öpüyorsun falan formayı. Sana bir şey söyleyeyim mi? O şeyler değil yani. Dağlı kardeşimiz Ozan Tufan bile yapıyor yani bunu. Hani sevdiğimiz bir kardeşimiz. Ben gerçekten Ozan Tufan'ı çok seviyorum bak. Hani o kültürü almış bir insan. Tamam mı? İnsanlık kültürünü üst düzey yaşayan bir insan. Doğru mu? Ozan Tufan. Ailesi de çok değerli insanlar. O bile gitti mesela Fenerbahçe'ye. Gel be kardeşim sen oyna Bursaspor'da işte. Bursaspor sana sahip çıksın. Fenerbahçe'de oynama ihtimali düşük iyileştikten sonra hemen. Tabii. Josef de Souza ile Mehmet Topal oraya kapattı. İyi form. Van Persie'yi de ofansif anlamda orta sahaya aldı. Çok düzgün bir ailenin çocuğu biliyor musun Ozan Tufan? Evet. Dört dörtlük bir ailesi var. Uğur. Ben başarılı olmasını isterim ama gurur duyuyorum yani milli takımda 16 numarayı giyiyor ya. Şunu, gurur diyorum. Şunu söyleyeyim sana. Bursalı olmayan bazı futbolcular daha fazla Bursa'yı sahiplendiler. Onlar yalandan ya. Onlar yalandan abi. Var Bekir ama. Yılmaz geldi Bursa'ya bana Bursalı Bekir diye çağırın dedi beni. Ya onlar tabii ki yani. Ya yalandan seni Bekir kim çağıracak Bursalı Bekir diye ya Allah'ını seviyorsan ya. Neredesin şu anda Adana'da oynuyor mu? Yok ilk haftalarda bilmiyorum şu anda kadroya giriyor mu ama. Yani göstermek tabii onu yapanlar ya, da var. Ya yalandan taraftara kendini sevdirmek için falan. Hoş hareketler değil bunlar. Ya özellikle bir oyuncu gelip de bana Bursalı beni Sinan, Bursalı Bekir. Mehmet falan der. Niye seni Bursalı Bekir diye çağıralım abi? Ha seni niye Bursalı Bekir diye çağırsınlar yani? Ne alaka? Evet. Daha ona çok hak eden oyuncular var belki. Yani. Onlardan önce. Evet bu akşam Uğur meslek gruplarına da bence fazlasıyla girdik yani girdik. Futbol dışında. Biraz futbol vari oldu bugün sanki biraz. Evet ya yani bugün biraz futbolun magazin yönünü yaptık bence. Magazin yönünü yaptık evet. Ara sıra bu da gerekiyor biliyorsun. Gerekiyor. Hani şimdi milli maç arası ya. Biz de bence biraz böyle yaydık. Yani magazin gündemini. İnanılmaz ya. Evet. Hamzoğlu ne olacak peki sana soruyorum. Şimdi Akhisar maçında bir puan kaybı yaşarsak ardından biliyorsun Galatasaray'a gidiyoruz. Uğur, ben... Oradaki bir mağlubiyet ardından burada Rize beraberliği sallanır ortalık. Beşiktaş maçında mağlubiyet dönersek buraya. Uğur sana bir şey söyleyeyim ya Hamza Hoca çok şanslı bir adam. Bunu söyleyebilirim ben sana. Yani şanslı adam olmasını sadece Bursaspor'un teknik direktörü olduğu zaman da gözükmedi. Skorları takip ediyorsunuz. Yanlışım varsa düzeltirsiniz. Galatasaray'da 6 hafta 1-0 kazanarak şampiyon oldu Hamza Hoca. 6 haftada evet. Hakan Baltan'ın kafa golü. Mustera'nın kurtarışları. Şanslı bir adam. Şanslı. Futbol şansı yüksek. Ya yemin ediyorum var ya şu anda 20 puanı. Asla inanmazdım biliyor musun? O da belki şundan şikayetçi. Yani bu taraftar beni niye benimsemiyor? Abi 10 puan alır mı Bursaspor sence? Kalan 7 haftada. Ya Rize ile Akhisar'ı yendiğini düşün. 10 puan alır mı abi? 10 puan alır mı Bursaspor? Bana onu söyle. Yani 10 puan Bursaspor alır mı? Alabilir. Söylüyorum abi Akhisar kendi evimizde. Galatasaray deplasman. Rize kendi evimiz. Beşiktaş deplasman. Antalya kendi evimiz. Gençler deplasman. Trabzon evimizde. Ve ilk yarı bitiyor. Hamza Hoca alır. Bu maçlarda 3 puan alırsa Bursaspor. 3 maçta 3 puan alırsa. 7 maçtan. 29 puan yapıyor. Evet. İkinci devrede aynı puanı toplarsa 58 puanla Avrupa Ligi'nde. Gider. Alabilir Uğur. Yani 9-10 puan alır. Yani şimdi normal Bursaspor kendi taraftarı önünde Akhisar, Rize veya Antalya'ya kazanabilir burada. Kendi evindeki maçları. 32 puan Bursaspor için artı. 29 normal. 32 artı. 32 üstü. Üst düzey. Biliyorsun artık... Fenerbahçe şampiyon olduğu yıl ilk yarıyı 41 puanla kapatmıştı Ersun Yanal döneminde. Uğur ilk 3'e falan artık o zorlar pozisyonda olursun. Zorlar. O puanları söylediniz. Ama şunu söyleyeyim Hamzoğlu ne olacak dedin. Hamzoğlu şanslı adam. Şanslı. Futbol şansı da yanında yani. Kalır mı sence? Ya Uğur şöyle taraftarla dokusu uymadı. Uymadı. Hamzoğlu şu anda almış olduğu başarılı sonuçlardan dolayı. Duygusal bile biraz çok duygusal Hamzoğlu. Evet yani. Maçtan sonra sanki dünyası başına yıkılmış gibi bir
ruh hali vardı. Ya belki Uğur, ben sana şeyi soracağım. Yani şimdi Emre Belözoğlu Arda ile Fatih Terim'in arasını bulan, buna vesile olan birisi oldu. Acaba Bursa kamuoyunda da Hamza Hoca ile taraftarın arasını bulabilecek? Yani artık böyle spor dinamikleri. Artık bu işe sen mi soyunsan? Yani bütün taraftar gruplarının en azından yöneticileri, işte taraftar gruplarının başkanlarıyla Hamza Hoca'yı bir araya mı getirsen? Ben güzel bir durumda olabilir diye düşünüyorum. Yani sizin gibi spor kamuoyunda olan, yani bu kanaat önderleri diyoruz. Yani sporda, tamam, habercilikte. Yapalım, bunu yapalım, doğru. Önümüzdeki hafta sonu milli maç bitsin. Bence hafta bu, içi Hamza Hoca da hayır Hamza demez Hoca, buna. Tribün yani, liderleriyle bir toplantı yapalım güzel bir yerde. Yemeğimizi yiyelim. Evet, yemek yenebilir. Yani, oradaki o barış ortamı oluşsun. Yapalım bunu, doğru söylüyorsun. Ya bu misyon sana yüklenirse Bursa'da da güzel bir devrim. Arayacağım ben. Yarın arıyorum Hamza Hoca'yı. Tribün liderlerini de arıyorum. Selim Kurtulan'ı. Ya, Fahri Özdeğer'i de arıyorum. Bu yapılabilir yani. Yapalım bunu, doğru. Çünkü bence belki burada bu zamana kadar bu duygusal bağı sağlayabilecek birisi de olmamış olabilir. Böyle bir kanaat önderi de çıkmamış olabilir. Taraftar çok bu konuyla ilgili yanaşmadı. Hamza Hoca da duruşunu bozmadı. Arada böyle bir soğuk ortam olmuş olabilir. Bunu yapalım, doğru söylüyorsun. Mantıklı bir istek oldu. Yani bu hem Bursa Spor için de fayda sağlar. Fayda sağlar. Yani taraftar grubu başkanlarıyla bence Selim Başkan'ı arayıp yani bir araya gelip güzel bir yemek yenebilir. Tabii tabii, mantıklı. Ya arada çözülmeyecek bir şey yok. Yani Hamza Hoca'ya da bu konuyla ilgili taraftarlar arasındaki buzları eritirse daha da iyi motive olabilir. Yani şu andaki mevcut durumu bence hani takımdan gönderilebilecek, ilişkisi kesilebilecek bir tarzda değil. Yani şu anda ligin ilk 5 sırasında zirveye zorlayan bir aklıma durum. Kim geldi ya? Vedat Karagül'le. Acaba onu da mı çağırsak yemeğe? O da gelir mi acaba? Neredesiniz siz ya diyor. Neredeydi, onun yazlığı vardı ya bir yerde. Çeşme'de. Çeşme'de yazlığım vardı. Ankara'da gittiğimizde acaba Vedat Karagül'le ulaşabilecek miyiz Uğur? Sanki ben o gün Vedat abinin yıllık izne çıkacağını düşünüyorum. Yani öyle bir düşüncem var. Veya Ankara dışında olacak. Evet, Çeşme'de olabilir. Ama mutlaka bekliyorum sizi dedi. Öyle dedi. Ankara'da Arjantin Caddesi'ne götürecekmiş bizi. Öyle dedi, evet. Arjantin Caddesi'nde ağırlayacağım sizi dedi. Yalnız Vedat abinin yaşı da var, kaybetmesin bizi oralarda. Peki Vedat abi Çanakkale içinden... Çanakkale içinde şarkısını türkü, söylemişti, evet. Evet, nasıldı? İnanılmaz. Bir de böyle değişik sesle söylüyor ya. Aslında bir daha programa davet edip Çanakkale içinden burada 18 Mart'ta mesela Çanakkale'nin yıl dönümünde Vedat abi onu söylesek nasıl olur? Vedat abi de kim? Bu arada onu da söyleyelim. Türkiye Futbol Federasyonu Binicilik Başkanı. Vedat Karagül'le. İnanılmaz bir adam ama. Tabii, geldi buraya, programa gelmişti. Canlı yayın konuğumuz olmuştu. Bombadar bombası bir abiydi. Çok da keyifli bir yayın olmuş. Vedat Karagül'le ile binicilik yarışmalarını anlatırken o günün en yüksek reytingini aldığınızı biliyorsunuz değil mi Uğur? Ben şunu düşünüyorum, yani o gün baktığımda seni artık spor spikerliğinden, futboldan, at yarışlarına falan kaydırır duruma geldik. Ben Vedat abi diyordum ki şimdi düşecek, düşüyordu, gülmeye başladı Vedat abi. Sen çözmüştün işi orada ama. Evet. Ama iyi geldi aklına. Neredesiniz yav diyor. Neredesiniz diyor. Evet, onu söylüyor. Bizi özlemiş demek ki Uğur. Bugün Remzi Cinoğlu ile görüştüm. Ne diyor Remzi Başkan? Bursa Spor'un eski başkanlarından. Ne yapıyorsun Uğur'cum falan konuştuk bayağı Remzi Başkan'la. Uğur'cum diyor, Bursa Spor Kulübü diyor borçları nasıl ödeyecek diyor. Neler yapması gerekiyor diyor. Bununla ilgili bilgin var mı diyor. Başkanım dedim. Parayı bulmuşlar. Nereden bulmuşlar dedi mi? Dedi. Dedim kredi çekmişler dedim. O krediyle bunlar döndürülecek dedim. O zaman iyi diyor. Ben de diyor soracaktım diyor. Hani bu tarz bir isim vardı diyor, gönüllü. Hani o da destek olur belki Bursa Spor Kulübü'ne diyecektim diyor. Remzi Başkan'la yalnız Bursa Spor'un her zaman yanında. Bunu da söyleyelim. Evet, gönlü hep Bursa Spor'dan yanında. Gönlü hep Bursa Spor'dan yanında. Yani, evet. Destek için her zaman taşın altına elini koyuyor. O da önemli isimlerden önemli. Biri. Yani spor camiasında Bursa Spor için önemli isimlerden biri. Evet. Buradan da selam gönderelim. Selamlar buradan Remzi Başkan'a. Remzi Başkan da senin kankin oldu. Birlikte buluşuyorsunuz. İnegöl buluşmalarımız İnegöl'de var. İnegöl'de buluşuyorsunuz, evet. Bir de Uğur'cum İnegöl bu hafta senin de daha önce oynadığın Kastamonu Spor'u yendi. Kastamonu Spor'da oynamıştım ben, inanılmaz yıllardı. Bu hafta Kastamonu Spor. Kastamonu, Kastamonu, Dep 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 tezahüratı.
Zaten İnegöl'de yazmışlar onu. İnegöl 2-1 kazandı bu hafta. Atçam deyon atemeyon. Kastamonu kastamonu dep dep dep. Tezahüratları vardı. Evet. Tabii biz orada oynadık. Bu hafta Kastamonu oynayınca seyirci geliyordu. Aklıma sen geldin. İnegöl 2-1 kazandı. İnanılmaz soğuğu var ya. Saat 3'te dışarı çıktığın zaman her an donabilirsin yani. Hızlı bir şekilde geri dönmen lazım. Ama senin sözün var. Bizi bir ara götüreceksin. Götüreceğim. Evet, Kastamonu'da. Götüreceğim. Yani orada doğa güzelliklerini söylemiştin zaten. Evet, evet. İnanılmaz yerleri var. Evet. Onlar da ikincilikteler şu anda. Dolu dizgin yoluna devam ediyorlar. Bölgesel amatörlükten 3. lige, 3. ligden direkt 2. lige geldiler. Biliyorsun Türkiye Kupası'nda bir grupta falan oynadılar. Bir Galatasaray'ın olduğu grupta falan yer aldılar. Evet, evet. İyilerdi. Kasımpaşa'yı yenmişlerdi. 9-8 penaltılarla. Sonra Galatasaray'ın olduğu gruba geldiler. Senin de dediğin gibi 2-1 mağlup olmuşlardı. Evet. İyi de oynadılar yani Galatasaray maçında. Uğur'cum bu arada efsane maratona selam söyleyelim. İnegöl Spor taraftar grubuna. Evet. Bu hafta Gümüşhane'de de maçları var. İnegöl Spor'a da başarılar diliyoruz. İnegöl Spor sanki bu sezon başarılı işler yapacakmış gibi. Biliyorsun sezon maçı İsmail Güldüren'in yanına beraber gittik. İsmail abiye buradan selamlar. Evet. İsmail Güldüren Bursa Spor'un önemli stoper oyuncularından biriydi. Fenerbahçe'de de forma giydi. Gençler Birliği'nde parladı. İnegöl Spor'da altyapı eğitimini aldı. Şu anda İnegöl Spor'un futbol direktörü. Evet. Yani sezon başlarken beraber gitmiştik biliyorsun. Senin de orada güzel bir haberin oldu. Çekimleriniz olmuştu. İnegöl Spor biz çıplak gözle de antrenmanını izleyince gayet iyiydi. Bu sene de iyi gidiyorlar Uğur. Yalnız şöyle bir şey var. Yani 2-1 yendiler Kastamonu Spor'u zaten. Şimdi Gümüşhane ile oynayacaklar herhalde. Yalnız Gümüşhane de ligin lideri. Direkt çıkabilirlerse. Evet yani lider oradan... Gümüşhane. Ankara Gücü de yendi bu hafta bu arada. 24 yaptı onlar da. Yani İnegöl'ün ciddi rakipleri var orada. Playoff'a girsin yeterli ya. Ya bu sene ya Uğur şeyi kaldırabilir. Karşıyaka da orada bu arada. PTT 1. Ligi kaldırabilir İnegöl. Potansiyelini biliyorsun. Kaldırır. Süper Ligi de kaldırır ya. Akhisar'ın oynadığı bir yerde İnegöl. Abi ne Akhisar'a? Karabük oynamıyor mu? Evet. Karabük oynuyor. İnşallah da gelirler ya. Ya biz seviniriz yani. 100 bin nüfusu var Karabük'ün. Evet. Ne var yani onlar demirçilik sayesinde orada ayakta duruyorlar. Ya bir de İnegöl'ünden öyle bir durum olursa da sanayiden veya diğer noktada mutlaka dinamiklerden... İnegöl fazlasıyla hak ediyor. Süper Lig'de oynar yani. O desteği var. İnegöl şehir zaten. İlçe değil bence. Evet. Şehir yani. 500 bin nüfusu var mı İnegöl'ün? Evet yani. 300 bini aştı. Yani köyleriyle beraber bir 300-350 evet, olmuştur. Yani. Büyüyen bir kent yani o. Bu sezon playoff'a girerlerse devre arası yapılan takviyelerle onlar da önümüzdeki sezon bakarsın birincilikte mücadele ederler. İnşallah ya Bursa'dan öyle bir ikinci İsmail takım gelmişse. İsmail abi çok kaliteli bir abi. Kaliteli bir isim. Başarılı olmasını isteriz. Evet. İlerleyen yıllarda da Bursa Spor'un teknik direktörü olacak bir numaralı adaylardan biri. İsmail İyi işler yapıyor. Yani efendim, bir 10 sene sonra Bursa Spor'un teknik direktörlüğü koltuğunda İsmail Güldüren olursa şaşırma. Evet. Çünkü oraya yakışır. Bursa'ya değer katan bir, İnegöl'de değer katan bir. Efendi adam gibi bir adam. Evet. Yani İnegöl Spor, Orhan Gazi bu arada birinci, üçüncü ligde. Onlar geliyorlar. İyi gidiyorlar. Uğurcuğum, bunlar başarılı olsunlar. Bizim Karacabey Spor'u unutma ama. Karacabey Spor'un da iyi şeyler yapacağını çok orta sıralardaydı ama eski Bursa Spor'un futbolcusu Ümit Hoca'ya da orada başarılar diliyoruz Karacabey'le. Evet. Karsuyla maçında penaltı kaçırmıştı. Evet. Onu unutmuyoruz. Efsane, göstere göstere kaçırdığı bir penaltı. Evet. Efsane Karsuyla maçı. Ümit Hoca'ya da başarılar diliyoruz. Başarılar. Belki, Uğur Başkan herhalde değil mi? Uğur Başkan. Bir akşam belki sen yine onları da buraya konuk olarak alabilirsin. Aynen. Konuşulabilir. Evet. Yani gündem değerlendirilebilir. Oradan Gazi, Karacabey falan. Evet. Öyle bir program yapılabilir aslında Uğur. Yani sen bu konularda özellikle belki yerel aslında ben biraz da onların maçlarını vermeye de yönelik ataklar yapmak istiyorum. Yani Karacabey'in ve Orhan Gazi'nin 90 dakika canlı yayınlarını Bursa TV'den vermeye yönelik bir ataklar yapıyoruz ama bakalım inşallah olumlu sonuçlanır. Çünkü bu yönde de bir talep var. Çok ilgi görüyor aslında. İlgi görüyor. Bursa Spor taraftarından da bu istekler var. Hani mahallelikler olsun. Yani bu konu maç anlatma anlamında da. Ya onda zaten efsane ismimiz burada. Yani biz senin artık binicilik, basketbol veya diğer spor dallarında ben aslında en büyük uzmanlık alanının bu olduğunu söyleyeyim. Belki seyircilerimiz seni burada moderatör olarak görüyorlar ama yani ana uzmanlık alanın aslında maç spikerliği. Yani bu anlamdaki başarıların ve anlatımların fazla. Yani o durumda mutlaka katkı ve değer koyacağından tabii, o maçlar anlatılırsa işte izleyiciler de Bursa TV'ye adapte olmuş olur. Yani o konuda bir hatamız var. Bakalım inşallah olumlu sonuçlanır. İnşallah olumlu yani, sonuçları ya. Güzel olur. İyi olur. Orhan Gazi sonuçta 3. ligde şampiyonluk mücadelesi veriyor. Yani. Karacabey de keza öyle. Onlar da playoff için mücadele ediyor.
Yani Bursa'nın lider kanalı olan Bursa TV'den bu tarzdaki bir yayının yapılmış olması oraya değer katacaktır. Bir de ben şunu söylüyorum, yani burada sadece sen ol, spor departmanındaki ekibiniz olsun, çok güçlü. Yani o yayınlarda oradaki gelişmeleri de kaldırabilecek bir altyapı var. Teknik bölümdeki arkadaşlar çok iyi burada. Canlı yayın ekibi zaten müthiş. Ulusal kanallarla tabii aynı. Canım, biz burada spor programında teknoloji... şu anda belki Bursa'da hani en üst seviyede ilerliyoruz. Nazarda değmesin. Bursa Spor'u en iyi şekilde yorumlamaya devam ediyoruz. Canlı yayın bağlantılarımıza bunu destekliyoruz ama bu ekibin bir de arka tarafı var. Mutfak. Kameraman arkadaşlarımız var. Muhittin Terzi. Yönetmenimiz var. Sezin Akbulut. Zafer var. Zafer'in soyadını unuttum. Zafer Yazar var. Yönetmenlerimiz de var. Ya bu orada. Ekip işi ya. Yani tabii. Başarı ekiple geliyor. Tabii. Onları unutmamak lazım yani. Yani bu dediğin gibi ekibin birlikte uyumuyla oluyor. Kesinlikle. Mesela söylememem gereken belki bir konu ama Türkiye maçını yorumlarken orada DSF'de görüntüler dönmesi gerekiyor, doğru mu? Hemen yönetmenimiz girdi. Türkiye maçının görüntülerini buldu. Bundan aylar öncesinden buldu o görüntüleri ve oraya hiç değilse boş olmaması anlamında bir destek verdi. Doğru mu? Tamamlayıcı olmak bu işte. Program kalitesi tabii. Böyle artıyor. Ekip de artıyor. Ama herkes kendi için yapıyor bunu. Tamam. Belki program için yapıyorsun ama bunu yaparsan sen kendi kaliteni ortaya koyarsın. Tabii. Doğru mu? Tabii. Yani başarı ama olumlu bir hareket yani. Olumlu bir hareket. Tebrik ediyoruz. Yani Zafer mesela sesi bir anda kısıyor, bir anda açıyor falan. Evet. Olumlu hareketler bunlar. Bütün ekip arkadaşlarımıza konuşurken kısmasın da kısmaz zaten büyük ihtimalle. Evet. Ama sen şurubu içmiyorsun artık. Şurup. Şurubu bundan sonra şurup içmem bitti. Herhalde. Bugün 80 kere falan öksürdüm. Daha fazla da olabilir. Fazla sesi geldi. Evet. Yani. Yani artık onu kullanmamak gerekiyor demek onu ki. Onu kesiyoruz artık. Sorarlarsa bundan sonra ilaç kullanmak gerekiyor mu tarzı kullanmamak gerekiyor. Bunda hemfikiriz. Arttırıyor çünkü. Artık programın yavaş yavaş sonuna geldik. Evet. Bir de Avrupa Ligi'ni yorumlayalım istersen. Yorumlayalım Uğur. Real Madrid ve Barcelona. Bu hafta galip geldiler ama Real Madrid'i konuşalım ve Cristiano Ronaldo'yu konuşalım. Ronaldo biliyorsun bugün sözleşme yeniledi. 2021 yılına kadar yanılmıyorsam. Real Madrid'le nikah tahsil edelim. Peki sana soruyorum artık son kontratım. 20 milyon euro değil. Bu son kontratım değil dedi. 20 milyon euro kazanacak. Yıllık. Uğurcuğum son kontratı değilse Real Madrid'den sonra bence bir Türkiye'ye uğrar gibi geliyor Ronaldo. Bilmiyorum sen bu konuda ne düşünüyorsun? Veya Katar, Çin. Son kontrat orada yapılır gibi geliyor bana. Sen ne düşünüyorsun? Ben Türkiye'ye gelmesini isterim tabii ama Türkiye'ye gelirse nereye gelecek o var. Evet yani... Aslında onu belki 2021'e kadar mı uzat? 2021'de düşünmek lazım ama Türkiye, Katar, Çin. Bir uğrar yani oraya. Cevdet Uygur'a da bu arada buradan selamlar. Evet, Cevdet abi. Selam söylüyoruz. Selamlar. Selamlar. İzliyor bizi kendisi. Evet. Trabzonspor'un kongrelerinden önemli bir isim. Ahmet çok Erdoğan. Soruyordu Trabzonspor'u hiç konuşmuyorsunuz diyordu. Konuşuyoruz Cevdet abi. Trabzonspor'da konuşuyoruz. Herkesi konuşuyoruz yani. Ahmet Erdemen bu arada. Uğurcuğum, bombalar bombası Ozan Demir'le. Alanya'ya gelirken bir daha saç kurutma makinenizi getirin diyor. Evet. Ahmet ne demişti Erdem. Ahmet Erdemen? Saç kurutma makinesi yok deyince. Kimler soruyor demişti onu. Evet kimler soruyor demişti. Evet. Herkes soruyor demişti. Herkes soruyor demişti. Evet. Kendisine selamlar iletiyoruz. Evet. Ronaldo'yu ne yapacağız peki? Ronaldo 2021 yılına kadar kontrat imzaladı. 20 milyon euro kazanacak yıllık. Bu nedir abi? Çılgın bir para değil mi ya? Ya Uğur zaten almış olduğu paranın büyük bir kısmını sponsorlardan alıyorlar. Evet. Sponsor gelirleri de fazla. Ben şu noktada ama Ronaldo'yu takdir eden birisiyim. Yani biliyorsun sosyal sorumluluk çalışmaları fazla. Yani o konuda... Abi Uygur mesela dik kaldırımla anlaştı. Yıllık 200 TL alıyor. Sosyal sorumluluğu var mı peki Uğur? Sosyal sorumluluğu giderken elma götürüyor oradaki çocuklara veriyor. Veya işte çikolata falan dağıtıyor. Çikolata falan dağıtıyor. Neyse yani. Kendi şeyinde yapıyor yine. Tebrik etmek lazım onu. Tebrik etmek gerekiyor. Yani o sorumluluk en azından sahibi yani. Evet. Belki ilerleyen Hacı zamanlarda... döneminde bu arada Anıl Uygur da ilginç bir hikayesi var Anıl Uygur'un da. Hacı döneminde Bursa Spor'da oynuyor. Bunu ilk defa paylaşıyorum bu arada. Hacı döneminde Bursa Spor'da oynarken Hacı ile frikik çalışıyorlar. İşte normal tabi Hacı'nın haberi yok bundan. Anıl Uygur'un da haberi yok. Top böyle boyamışlar top rengine. Top değil halbuki taş. Hacı diyor ki de vurur musun falan filan. Tabi herkes şakayla karışık espri yapacak. Anıl Uygur geriliyor. Topa doğru geliyor. Top şeklinde yuvarlak halde. Taş normalde. Taş normalde. Anıl Uygur geliyor. Bir vuruş. Ayak kırılıyor mu? Taş tuz buz. Oo.
Düşün yani. O zaman Roberto Carlos Anıl Uygur'un yanında. Tabii. Hiçbir şey yani. Hiçbir şey. Taş tuz önlü falan göremiyorlar. Sonra normal top geliyor devam ediyorlar yani düşün. Hacı de şaşırmıştır. Şaşırdı, çok şaşırdı. Evet. Hacı'nın biliyorsun Kayseri maçında, Galatasaray maçından sonra Kayseri'de hırsızlar telefonumu çaldınız diye bağırdı. Hırsızsın sen. Hırsızsın sen diyordu. Hacı de iyi paralar kazandı Türkiye'den. Bir de Bursa'yı küme düşürdü. Bursa'yı küme düşürdü Hacı. Paralar evet. Aldı gitti. Boş ver, ben ilk kümeye düştük. Belki şampiyon olamayacaktık. Yani her şey benziyor. Doğru söylüyorsun. Evet. Çok teşekkürler sevgili Dorgal Adışım Çek. Ben çok teşekkür ederim. Çok renk keyifliydi kartın, bu akşam. Çok güzel. Çok keyifli bir yayındı. İnşallah evet. Umarız bizi izleyenler de keyif almıştır. Burada noktalıyoruz artık programı. Evet. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Değerli izleyenler, Birebir Futbol'un sonuna geldik. Bizlerle birlikte olan herkese teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hayırlı geceler.